Merhaba arkadaşlar, Berlin'den herkese selamlar. Bugün değerli konuğum Nabi Kimran'la beraberiz yeniden. Hoş geldin Nabi. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Eyvallah, sen nasılsın, iyi misin? İyidir, teşekkürler. Biraz hem korona sürecinin getirmiş olduğu kısıtlamalar ama aynı zamanda teknolojinin de getirmiş olduğu yeniliklerden faydalanarak bu röportajımızı yapacağız. Daha yüz yüze birçok röportaj yapacağız seninle. Eyvallah. Şimdi aslında çok yoğun bir gündem içerisindeyiz. Ama biz bugün Yüz Fikir dosyası içerisinde sosyalist hareketin en önemli meselelerinden biri olan enternasyonal konusunu tartışacağız. Özellikle de 3. enternasyonel, komünist enternasyoneli tartışacağız. Dediğim gibi sosyalist hareketin tarihinde çok çok önemli bir yeri var. Bugün bu meseleyi enine boyuna tartışıp kafalarda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde biraz ele alalım diyorum. Tabii programdan sonra eleştiriler, öneriler, yeni tartışmalar da olacaktır. Bunlar bizi zenginleştirir. İstiyorsan şöyle başlayalım. Üçüncü enternasyoneli işlemeden önce üçüncü enternasyonele gelene kadarki süreç, yani birinci ve ikinci enternasyonel nedir, ne değildir, hangi koşullarda kuruldu? Kısaca bunlardan bahsedip o tarihsel bağlamdan üçüncü enternasyonele gelelim. Okey, okey. Ne yapayım, başlayalım mı? Tabii, buyur. Okay, tamam, teşekkür. Enternasyonel her şeyden önce bir fikri örgütlenmiş hali. Bunu görmek gerekiyor. Komünizm fikrini, komünist dünya idealini gerçekleştirmek için uluslararası planda örgütlenmiş yapılara biz enternasyonel diyoruz. Bir dünya komünist partisi enternasyonel. Dünya Komünist Partisi'dir ve bütün şube partiler, üye partiler, seksiyonlardır, alt örgütleridir bu partinin. Bu fikirle çok yakından alakalı, yani bu tip bir örgütlenmeye gitmek. Kısaca komünizm dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Sınıflar ortadan kalkacak. Yani ezen ezilen, sömüren sömürülen, bütün bu sınıflar ortadan kalkacak. Dolayısıyla yöneten yönetilen ilişkisi ortadan kalkacak. Devlet ortadan kalkacak. İnsanların birbirlerini yönetmesine ihtiyaç kalmayacak. Organizasyonlar olacak mutlaka. Ekonomiyi örgütlemek için, toplumsal hayatı örgütlemek için, ama bugün bildiğimiz anlamda devletle alakası yoktur. Bir sınıfın baskı aracı olarak, bir sınıf aygıtı olarak devlet değildir. Toplumsal yaşamı örgütlemek için bir yapılanmadır bu. Cinsler arasındaki eşitsizlikler, egemenlik ilişkileri ortadan kalkacak. Kafa yemeği ile kol yemeği arasındaki çelişki ortadan kalkacak. Kırla kent arasındaki çelişki ortadan kalkacak. Uluslar bir kaynaşma sürecine girecek kendi renkleriyle birlikte. Tevfik Fikret'in güzel bir sözü var. Diyor ki, Osmanlıcasını söylemem imkansız, yani yok aklımda. Vatanım yeryüzü, milletim insanlıktır diyor. Vatanım yeryüzü, milletim insanlıktır. Böyle bir gidişat. Dolayısıyla bu ayrıca insanın kendini gerçekleştirmesi gibi bir ideal söz konusu. Ne demektir insanın kendini gerçekleştirmesi? Zorunluluklar aleminden özgürlükler alemine geçmektir. Yani şu anda ekonomisinin, geçiminin bir nevi kölesi olan insan topluluklarının bu kölelikten kurtulması, gürül gürül kaynakların fışkırması, işin bir angarya değil zevk olmaya başlaması, çok kısa süreli çalışma saatleriyle bugünkü kat kat aşan üretim imkanlarına kavuşmak ve bunun dışındaki kalan zamanda, boş zamanda insanın parçalanmış insandan, yabancılaşmış insandan çıkıp çok yönlü, çok boyutlu, her yönüyle gelişen bir insana doğru gitmek gibi bir ideal söz konusu. Bu idealin tabii ki soyut bir ideal değil. Aslına bakılırsa komünizm tarihin her aşamasında var. Komünist ideallerle, dinsel formlar içerisinde, toplumsal gelenekler içerisinde, halk hareketleri içerisinde bu ideal var, yaşıyor. Ama çok güçlü bir şekilde içinde bulunduğumuz dönemde, kapitalizm döneminde bunu gerçekleştirmenin iktisadi, siyasal, toplumsal, kültürel altyapısının hazır olduğundan hareketle, mümkün olduğundan hareketle bu fikir örgütlenmeye girişiliyor. Şimdi bu tip bir sistemi siz tek bir ülkede kuramazsınız, imkansız. Yani böyle bir şey olamaz. Bu bir dünya sistemidir. İnsan toplumlarının bir üretim tarzından, bir uygarlık biçiminden bir başkasına geçiştir. Yani sınıflı toplumların bitmesi ve sınıfsız topluma geçiştir komünizm. Dolayısıyla dünya çapında gerçekleştirilecek bu
ideali için, mücadele için dünya çapında örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuştur. Yani komünist olmanın koşullarından, gereklerinden bir tanesi de budur. Milli komünist olmaz. Milli komünist milliyetçi olur yani. Başka bir şey olmaz. Komünist, enternasyonalisttir. Enternasyonalist, tutarlı enternasyonalizm, komünizmle taçlanmak durumundadır. Bu şekilde ifade edelim. Şimdi bu fikrin örgütlenmesi için bir yapıya gidiliyor, örgütlenmeye gidiliyor dünya çapında. Bu işin şeyi var. Yani Marksizmle başlamadı ezilenlerin mücadelesi. Marksla başlamadı. Zaten vardı. Farklı biçimler altında, farklı formlar altında. Marksizm bunu hem bu birikimin üzerinde yükselir, hem bu birikimin eleştirisini yapar, hem daha gelişkin bir yapı kurmaya iddia eder. Dolayısıyla Fransız devriminde Babeuf var, eşitçiler var. Yakın dönem, Marksizm'in hemen öncesi dönem itibariyle baktığımız zaman. Makine kırıcılar var, ütopik sosyalistler var, Blankistler var, Proudhoncular var. İngiltere'de Chartist hareket var, yani varoğlu var. Bir ton mücadele var. Ve Avrupa'daki hareketlerin genel özelliği diyebiliriz ki Avrupa çapında gelişiyor. Yani 1831'de Fransız devrimi bütün dünyayı etkiliyor. Avrupa'da da aşan bir şey. 1831'de Fransa'da dokumacıların isyanı başladığında bütün Avrupa'yı etkiliyor. 1848 devrimleri zaten Avrupa çapında bir kalkışmaya dönüşme eğiliminde. Ve bu sürecin sonunda Marx ve Engels'e görev veriliyor. Yani o zaman uluslararası dernekleri, örgütleri tarafından, dernek biçimde örgütleniyorlar genellikle. Komünist manifesto uyuyor. Bu hareketin ve bu örgütlenmenin programını ortaya koyma görevi veriliyor. Ve Komünist manifesto 1848'de bunun üzerine çıkıyor. 1848 devrimlerinin yenilgisinin ardından Marx işte 15-20 yıl bir şey olmaz diyor. Ve kapitali yazmaya uğraşıyor. Yoğunlaşıyor. Engels daha politik uğraşlarla aynı zamanda teorik çalışmalarını devam ettiriyor. 1857-58'den itibaren yeni hareketlenmeler başlayınca işte 1860'larda başlarında Amerikan İç Savaşı, Polonya'daki Rus egemenliğine karşı direniş, İtalya'daki Mazzini hareketi diye bir hareket var. Milliyetçi, ulusal birliği savunan halkçı bir hareket. Bütün bu atmosfer içerisinde yeniden örgütlenme ihtiyacı duyuluyor ve 1864'te Londra'da internasyonel kuruluyor. Uluslararası İşçi Derneği olarak kuruluyor. Bu kurulan yapı bütün bu sözünü ettiğim toplumsal hareketlerin mirasçısı. Aynı zamanda bu toplumsal hareketlerin siyasi temsilcileri olan Ütopyacılar, Proudhoncular, işte Chartist hareketinin devamı olan Tradyonyonculuk diye bir akım var İngiltere'de. Mazziniciler, Polonya'daki devrimciler, bütün bunlar da geliyor. Yani bir monolitik ideolojik yapı yok Birinci Enternasyonel'in kuruluş aşamasında. Ve aynı zamanda bu bir mücadele biçiminde gelişiyor. Yani ideolojik mücadele sürüyor şeyin içerisinde. Şimdi biraz kısa geçelim. Üçüncü Enternasyonel önemli bizim açımızdan. Sonuçta bu dönemde bir Paris Komünü gerçekleşiyor. İlk proletarya devrimi anlamında 70-72 gün yaşıyor Paris'te. Fransız ve Alman burjuvası beraber bastırıyorlar savaş halinde olmalarına rağmen Paris Komünü'nü. Onların da böyle bir gerici enternasyoneli var. Bu dönem muazzam dersler Marksistler önderlik etmiyor, onu söyleyelim. Ama hiçbir şekilde Marx kompleksli ve kibirli bir tutum içerisinde değil. Yani bunu proletarya devrimi olarak kabul ediyor. Ve buradan bir sürü şey öğreniyor, çıkarıyor. Fakat onun yarattığı demoralizasyon ve tartışmaların çıkmaza girmesi ve benzeri sonucunda 1864 Eylül'ünde, 28 Eylül'ünde Londra'da kurulan Birinci Enternasyonel 1876'da Amerika'da, Philadelphia'da sonlandırılıyor. Birinci dönem, Birinci Enternasyonel dönemi uluslararası devrim ve komünizm fikri etrafında yeni bir örgütlenmedir. Birincisi. İkincisi, Marksizmin giderek çok çeşitli siyasi ideolojik akımların olduğu yapı içerisinde başa baskın hale gelmeye başlaması sürecidir. Ve Paris Komünü deneyimidir. Bir ilk adımdır yani Birinci Enternasyonel. Arkasında bıraktıkları bunlardır. İkinci Enternasyonel bambaşka bir şeydir. 1889'da yani Engels'in ölümünden 4 yıl sonra kuruluyor. Varis tabii ki Kautsky,
Yani kapitalin devamlarında yazan, şey yapan otorite o dönemde komünist hareket içerisinde. Bir şey söylemem lazım dinleyicilerimiz açısından. O dönemdeki komünist partilerin adı Sosyal Demokrat Partiler. Bu ismi kullanıyorlar yani. Yani eğer biz 1920'lere kadar olan dönemde sosyal demokrasi diyorsak komünist partileri kastediyoruz. Bu anlaşılmalıdır. Bunu not düşüp geçeyim yani tekrar dönmemek için. Onun da bir sebebi var. İşte Almanya'da Bismarck sosyalistlere karşı yasa dönemi, işte İtalya'da birlik sorunu, Polonya'da ulusal sorunu ve benzeri demokrasi sorunu. Kapitalist bir toplum olmasına rağmen Avrupa ve Batı Avrupa, Orta Avrupa demokrasi sorunu başat bir faktör olarak değerlendiriliyor. Demokrasi ve sosyalizm. Demokrasiden sosyalizme gitmek. Sosyalizme gitmek için en elverişli koşulların demokratik bir cumhuriyet olacağı fikrinden hareketle bu sosyal demokrasi ismi alınıyor. Bunun yarattığı çok fazla arızalar var. Ona sonra döneceğiz. Şimdi ikinci enternasyonel bambaşka bir dönemdir. Şöyle ifade edebiliriz. 1840'larda yazılan, 44'te yazılan İngiltere'de emekçi sınıfların durumunda Engels'in çizdiği tablo dehşet tablosudur. Yani bunun hiç başka adı yok. Böyle sömürü falan deyip geçilecek bir şey değil. Bir dehşet tablosudur, bir vahşet tablosudur. 16 saat, 18 saat çalışma, insanların 20 yaşında, 25 yaşında ölmesi, çocuk emeğinin sömürülmesi, kadın emeğinin sömürülmesi, kırların insansızlaştırılması, kıtlık ve milyonluk insan kitlelerinin açlıktan ölmesi gibi bir vahşet tablosu. Bir tarafı bu. Diğer tarafı sömürgelerden gelen yağma, işte köle emeğinin Afrika'dan şey yapılması, köylük bölgelerin yok edilmesi, bütün bunların toplamı olarak bu dönem böyle bir dönem. Ama bir 40 yıl sonrasına geldiğimiz zaman işlerin değiştiğini görüyoruz. Yani birincisi daha birikim edilmiş, muhkem hale gelmiş bir kapitalist sistem. Genişleme, rahatlama dönemi. Birincisi bu. İkincisi, bütün bu işçi mücadelelerinin sonucunda geniş bir alan açmış, meşruiyet kazanmış bir işçi hareketi. Mesela çarpist hareket, dilekçecilerdir yani. Dilekçe ve vatandaşlık hakları falan gibi işler için uğraşıyorlar. Bir önceki dönemde yani 1840'larda, 30'ların sonunda 40'larda. Ama 1890'lara geldiğimiz zaman karşımıza dernek falan şeyini aşmış, partileşmiş, tamam mı? Siyasi olarak sistemin en güçlü aktörlerinden biri hal, yani sistemin demeyelim yanlış oldu yani. Güçlü bir siyasi aktör olarak sahneye çıkmış işçi hareketi ve sosyal demokrat partiler, güçlü sendikalar ve kazanılan haklar dönemi. Dolayısıyla ikinci enternasyonel için ilk söylenecek şey komünist meşruiyet kazandırmıştır. İşçi hareketini güçlü bir aktör olarak siyaset sahnesine çıkarmıştır. Büyük haklar kazanmıştır. Bunları teslim etmek lazım yani. Sendikal haklar, kimi siyasi haklar, sosyal haklar biçiminde bir reform dönemidir. Yani hem kapitalizmin genişleme hem de reforma uğrama dönemi. Fakat kapitalizmin doğasına ilişkin olan şöyle bir mesele var. Her genişleme krizi biriktirir. Yani bu sistemin, bu üretim tarzının doğasında olan bir şey. Kaotiktir, anarşiktir, rekabete dayanır ve kriz üretir. Fazla üretirse de kriz üretir, az üretirse de kriz üretir. Şöyle bakalım, 1980'lerden itibaren Reagan Thatcher'la birlikte neoliberal dönem başladı. Karşılaştırın bütün rakamları, dünya ekonomilerinde büyüme, tekellerin kar oranlarındaki artış, şu bu vesaire. 5'e 10'a 20'ye katlamıştır. Ama kriz biriktirdi. Görüyoruz yani şu anda. Aynı şey o dönem içerisinde de geçerli. Dolayısıyla ikinci enternasyonel ve işçi hareketi güçlenip kendine bir alan açarken aynı zamanda kapitalizmin Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyecek, emperyalist paylaşım savaşı'na sürükleyecek krizi de birikmekteydi yani. Bu ikisi bir arada gerçekleşiyor. Şimdi ikinci enternasyonel ile ilgili söylenecek en temel mesele şu. Reform devrim meselesi. Reformlar için komünistler mücadele etmez mi? Eder. Ne için reformları için mücadele eder? İyileştirmeler, haklar, şunlar, bunlar yoluyla mevzi ve güç kazanıp reformları devrimi kaldırıcı yapmak için mücadele ederler. Bir böyle reform vardır. Devrim reform ilişkisi vardır. Bir de reformların ve reform mücadelesinin devrimin kaldırıcı olmaktan çıkıp
Tam tersine sistemin sigortası haline dönüşmesi olgusu vardır. İkinci enternasyonel döneminde yürütülen hak arama mücadeleleri sistemi yıkmaya doğru bir kaldıraç olmaktan çıkmıştır. Sistemi sağlamlaştıran, pekiştiren, siboplara haline gelen, sigorta haline gelen bir yapı haline gelmiştir. Neden yani? Buna da bakmak gerekiyor. Muazzam bir kar akışı, kaynak akışı var. Gerek sömürgelerden, gerek kapitalist üretim tarzının kendi gelişmesinden diyelim. İlk pazar genişlemesi, iç pazarın gelişmesi ve benzeri etkenler. Bütün bunların sonucunda işçi sınıfını bir önceki dönemle kıyaslanmayacak oranda, özellikle de üst tabakalarını, Lenin'in tabiriyle işçi aristokrasisini besleyen, rüşvete bağlayan bir kapitalist sistem var. Bu muazzam karlarla kırıntı attılar önlerine diyor bunlar. Kim bunlar? İşçi aristokrasi büyük oranda sendikal bürokrasi. Yani işçi sınıfı örgütlerinin başını tutan yapılar. Kalifiye işçiler, ustabaşılar, şunlar bunlar. Ve giderek de komünist partilerin, yani sosyal demokrat partilerin bürokratlaşmaya başlayan üst tabakaları. Bunlar bu hayat tarzı diyelim, sistemle kurdukları bu ilişkinin ideolojik ifadesi olarak da oportunizmi çizgi haline getirmişlerdir. Yani sistemi yıkmayı değil, sistemi onarmayı, sistem içerisinde hak aramayı çizgi haline getirmişlerdir. Son derece örtüşür birbirle, tencere kapak misali. Bu iktisadi gelişmeyle bu siyasi yapı ve bu ara tabaka olarak işçi aristokrasisinin ve benzerinin oluşması. İkinci enternasyonel içerisinde, ikinci enternasyonelde Lenin'in partisi de üye. Rosa Luxemburg da bu enternasyonelin parçası. Öyle yani çöktüğü ana kadar bunların hepsi ikinci enternasyonelin parçaları. Dolayısıyla ikinci enternasyoneli ilk günü neyse son günü de o olan, hep karşı devrimci olan, hep burjuvazinin yedek lastiği olan bir yapı olarak falan görmemek lazım. Dönemin bütün işçi hareketi, bütün komünist hareketi bu yapının içerisinde ve bunun içerisinde de mücadeleler var. Yani sağı var, solu var, merkezi var şeyin. İkinci enternasyonelin. Solunda Lenin gibi, Rosa Luxemburg gibi, Leibniz gibi, Franz Mehring gibi devrimciler durur çeşitli ülkelerden. Sağında işte Van der Walde diye bir adam var. Belçika komünist, Belçika sosyal demokratlarının liderlerinden biri. Mesela adam şöyle bir şey yapıyor. Şöyle bir formülasyon yapıyor yani. Çok şaşırtıcı gelecek. Belçika kapitalizminin Kongo'da yaptığı sömürgecilik iyi bir şeydir diyor. Neden iyi bir şeydir? Şunun için iyi bir şeydir. Kongolular için iyidir çünkü bunlar tarih dışı kalmış ilkel varlıklar. Bunları tarihin içine çekiyor. O bütün o ilkel yapıları paramparça ediyor, yok ediyor. Kabileyi, aşiretsel ilişkileri, şunu, bunu, hurafeyi paramparça ediyor ve tarihin içerisine çekiyor. Proleterleşme imkanı sağlıyor. Medenileşme imkanı sağlıyor. Buradan sosyalizme yol açılabilir. Birincisi bu. İyi, güzel. Sömürgecilik iyi bir şey. İkincisi, Denver'daki dok işçileri için, liman işçileri için de iyi bir şeydir diyor. Burada yapılan ticarette işçi sınıfı geçimini sağlar. Bu böyle bir şey yani, buna sosyal şövenizm falan ötesinde bayağı Lenin sosyal emperyalizm diyor bayağı. Emperyalizmin sosyalist görünümlü savunuculuğu, bayraktarlığı gibi bir şey. Bu da yaşam buluyor şeyin içerisinde. Kautsky'de aslında hep Kautsky şey yapılır ama merkezde durur yani. Yani bir şey yapalım, bu işleri toparlayalım. Fazla sağa gitmeyin, fazla sola gitmeyin. Buradan yürüyelim diyen bir şey. Kautsky'nin teorisi de şudur. O da kendiliğinden yıkım teorisini formüle etmiştir. Bu üretim güçleri öyle bir gelişir ki şeyde, kapitalizmde. Bütün üretim toplumsal hale gelir. Sosyalizme geçmek için bütün altyapı oluşur. Zaten kapitalizm de krizler içerisindeki bir sistemdir. Kendi krizde de çökecektir yani. Bunun zorlamanın anlamı yok. Devrim işlerini bırakalım diyor. Dolayısıyla bu yapı sonuçta geldi. Bütün bu özellikleriyle birinci emperyalist paylaşım savaşının ön gününde çöktü. Savaş ödenekleri Avrupa'daki bütün ülkelerin parlamentolarında oylandığında, ne diyorsunuz bu işe diye, bunlar güçlü partiler aynı zamanda parlamentolarda, bunların hepsi oy verdiler şeye, savaş ödeneklerine.
oy verdiler. Kendi burjuvazisinin arkasına saf tuttular. Nedir enternasyonel? Bütün dünyanın işçileri birleşecek. Zaten şiar budur. Bütün dünyanın işçileri, bütün dünyanın burjuvalarına karşı savaşacak. Kendi burjuvasıyla birlik olan bir işçi sınıfı ve kendi burjuvasıyla birlikte, kendisi gibi kendi burjuvasıyla birlik olmuş başka işçilerle savaşa girdiğinde bitmiştir bu iş. Enternasyonel falan, herkes bir bardak su içsin. Bayağı burjuvasinin askeri olmuş bir yapı, koltuk deneyi olmuş bir yapı söz konusu. Toplumsal dayanağı olmuş yani. Siz bir burjuva partiyle işçileri ikna edip bu savaşa sürükleyemezsiniz ama kendi partileriyle götürürsünüz. Dolayısıyla ikinci enternasyonel burada çöktü. Burada çöktü. Şimdi hemen yani Lenin çok net bir şekilde hem şok oluyor, yani doğru olmayabilir bu haberler diyor, Alman diyelim ki sosyal demokratlara oy vermiş savaş ödentilerine, savaşa onay vermiş biçimde ama durumu öğrenir öğrenmez hiçbir tereddüt geçirmeden, bak bunlar milyonluk devasa partiler, bütün sürece egemen olan partiler, ikinci alternatifler bitmiştir diyor. Bunu söyleyen adam pek tanınan birisi değil. İşte Rusya'daki biraz daha Blankis falan diye anılan, maceracı görülen, pek fazla etkisi olmayan bir adam. Yani bir kuvvet hesabı yapmıyor. Bir ilke hesabı yapıyor, bitmiştir diyor. Üçüncüsünü kurmamız lazım. Aynı zamanda bu partilerin içerisindeki solların tamamında bunu reddetme yönünde bir eğilim gelişiyor. İtalya'da, Belçika'da, İsviçre'de, Almanya'da işte Rosa ve Leibniz tutumu gibi. Bütün bu işin sonucunda hızla yeni bir internasyonel örgütlemeliyiz diyor. Yeni bir internasyonel örgütlemeliyiz diyor. Ve bu sollarla iletişime geçerek sanırım 1915 veya 16'da İsviçre'nin Zimmerwald denilen bir kasabasında bir toplantı yapmaya çalışıyorlar. Orada da komik bir anekdot var. Bir tesadüf sonucu, yani ben Berlin'de bulunduğum arkadaşlarım vardı. Berlin başkenti İsviçre'nin dışında Köniz diye bir mahalle var. Yani daha kırsal gibi bir yer. Orada ormanın kenarından yürürken Zimmerwald gibi tabela çıktı karşıma. Orman yolu, dağ yolu yani. Küçücük bir yol. Yani bu olabilir mi, olmayabilir mi? Geçtim ve sonra merak ettim, sordum. Meğer o yol oraya gidermiş. Yani o konferansın yapıldığı yere gidermiş. Lenin diyor ki, bütün internasyonalist sol diyor, iki arabaya ancak doluyor. İki at arabası. Dünya çapında. Bir bu var. Yani fiziki güçsüzlük var. Bir de büyük bir iddia var. Bu savaş bir devrimci krizi tetikleyecek. Ve biz bir internasyonel kurup iki araba dahi olsak bu dünyada bu işin başına geçebiliriz diyor. Yani böyle bir hem bilimsel öngörü bir hem de moral cesaretle bu işleri şey yapıyor. Buna Zimmerwald'da yapılan toplantıda sonuca ulaşılamıyor. 2,5. internasyonel denir. Yani basit bir deneme olarak kalmıştır. Sonuç almamıştır. Şimdi bu şöyle bir şey söylememiz lazım. Bak bir şey söyledik. Dedik ki komünizm fikrinin örgütlenmiş ifadesi enternasyoneldir. Ama komünizm fikrinin soyut olarak ifade edilmesinden çok komünizm fikrinin belli bir siyasi, ideolojik, teorik formasyon olarak, çizgi olarak ifade edilmesi etrafında enternasyoneller örgütleniyor. Yani ikinci enternasyonelin çizgisiyle üçüncü enternasyonel çizgisi, devrim anlayışı, öyle söyleyelim yani, dünya tarifi apayrı şeylerdir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ikinci enternasyonel belli bir Marksizm anlayışı üzerinde örgütlenmiştir. Ve o tıkanmıştır, çökmüştür. Üçüncü enternasyonel başka bir Marksizm. Marksizmin güncellenmesi ve zenginleştirilmesi üzerinde, Lenin'in önderliğinde yeniden örgütlenmiş bir yapıdır. Buna tekrar tekrar dönmemiz gerekebilir. Çünkü şöyle bir şey var. Bir şey söyleyeyim, sana vereceğim sözü, farkındayım. Bu ikinci enternasyonelden kopuş gerçekleşti. Fiziki kopuş gerçekleşti. Ekim devrimi gerçekleşti. Üçüncü enternasyonel kuruldu. İkinci enternasyonelin çizgisiyle ciddi hesaplaşmalar da var. Yani en başta emperyalizm analizi ve deniz kesintisi devrimin formüle edilmesi, sosyalizm ve savaş üzerine tezler, sosyalist üzerine tezler, sömürgeler sorunu, tarım sorunu, bütün bu konularda ciddi açılımlar yapıldı. Ama bana göre bu bir başlangıçtı. Yani Lenin'in ömür süresi içerisinde yapabildiği kadarını yaptığı
Bu işte derinleşilmedi. Ben ikinci internasyonelin çizgisinin ve ideolojisinin dokuz canlı olduğunu düşünüyorum. Yani öyle söyleyeyim. Yok edildi, yenildi denilen yerden yeniden başını doğrultmuş ve üçüncü internasyonel içerisinde 20'lerden sonra, 25'lerden sonra, 30'larda ve benzeri, onu ileriki sohbetin gelişiminde göstermeye çalıştım. Yeniden zuhur etmiştir, yeniden başını göstermiştir, yeniden çok etkili olmuştur. Bunu böyle söyleyeyim. Sana sözü bırakayım. Yani sen soruların olabilir, şey olabilir. Teşekkürler. Ya aslında sen bahsettin genel olarak. Diyelim bir emperyalist paylaşım savaşı durumu söz konusu. Dünyadaki bütün ilişkiler, bütün dengeler yeniden tasarlanıyor. Bir savaşla mevcut çelişkiler çözülmeye çalışılıyor ve bu süreçte uluslararası komünist hareketin, uluslararası işçi hareketin önder gücü pozisyondaki internasyonel büyük oranda, yani %80-90 oranda kendi burjuvalarının peşine takılıp yedeklenme durumuna düşüyor. İşte bu süreçte sen de bahsettin, Almanya o dönemki en büyük komünist partisinin olduğu ülke ve burada Rosa Luxemburg'ların, işte Karl Liebknecht'lerin bir çizgisi, itirazı var ki onlar da 1919 yılında katledilerek tasfiye edildiler. O eski yoldaşları tarafından. Eski yoldaşları tarafından. Aynen, sosyal demokratlar tarafından bir komployla katledildi. Şimdi şöyle sorup oradan devam etmeni isteyeceğim. Yani tüm bu kaos içerisinde 1917 yılında Ekim devrimi oluyor ve Rusya'daki devrimin beklenmediği aslında ülkelerden biri. Devrim işte Avrupa'da özellikle Almanya gibi ülkelerden bekleniyor. Ama Rusya'da patlak veriyor. Sovyetler kuruluyor ve Sovyetler kurulduktan kısa bir süre sonra 3. Enternasyonel örgütleniyor, kuruluyor. 1919'da. Bu dönemin 3. Enternasyonel, Komünist Enternasyonel, Komiter olarak isimlendirilen örgütünün ana politik ekseni, çalışmaları neler? Bunların özellikle Sovyetler Birliği Komünist Partisi, Sovyetlerle beraber diğer ülke komünist hareketleriyle ilişkileri, politik çalışmaları ne yöndeydi? İstiyorsan biraz buralardan bahsedelim. Çok güzel. Bir saniye şey yapacağım. Pardon, çok sıcak oldu, kapıyı biraz aralamam gerekti ya. Şimdi bu sorunun böyle daha tam aydınlık hale gelebilmesi için bir adım geriye gidip öyle öne çıkalım. Yani bunu şey yapalım. Nasıl bir Marksizm anlayışı üzerinde yükseldi ikinci enternasyonel? Üçüncü enternasyonel nasıl bir Marksizm anlayışı üzerinde yükseldi? Bu bizi çok daha berrak hale getirecek. Devrim anlayışının değişmesi. Bir enternasyonali tartışmak, dönemin Marksizmini tartışmaktır, çizgisini tartışmaktır. Ana aktörlerini tartışmaktır. Yani bundan bağımsız, kendi kendine bir fikirden, bir çizgiden bağımsız dernekçilik oynayan insanlar değiller bunlar. Yani bir fikri yaşam vermek için verilen kavga. Dolayısıyla o fikirlerle bütünlüğü içerisinde bu yapılar anlaşılabilir. Şimdi ben ikinci enternasyonele kaynak teşkil eden bazı fikirlere şey yapacağım ve nereden aşılmıştır bunlara değinmeye çalışacağım. Uygunsa. Evet, tamam. Şimdi Marx dönemindeki devrim anlayışı şöyle bir şey. Tabii ki Marx'ın olmuş, bitmiş, tamamlanmış bir şey olarak görmemek gerekiyor. Yani bir bilimdir diyor bizim teorimiz ve sürekli irdelenmeye, geliştirilmeye gerektirir. Birincisi bu. İkincisi kendi yaşam süreleri içerisinde gördükleri, algıladıkları şeyin üzerine yeni olgular geldi. Müneccim değiller, bunu bilemezler. Ama üçüncüsü, kendi sınırlılıkları olabilir, hataları olabilir yani. Bunları peygamber ve Kur'an ayeti gibi ele alamayız biz bu şeyleri. Bunun temeline sahibiz ama. Onun temeli üzerinde kendi eleştirisini de geliştirmesinde yapabiliriz. Bu kaydı düşerek söyleyeyim. Bir Avrupa devrimi beklentisi var. Şeyde. Marx'ta. Marx ve Engels'te. Ve bu beklenti kendi tarihsel koşulları içerisinde yanlış bir şey değil. Onu söyleyeyim. Yani temelsiz değil. Yanlış bir şeydir, değildir. Ayrı konu. Temelsiz değil. Bunun temelleri var. Çünkü bir mesela Fransız devriminden bahsettik. Bütün Avrupa'yı sarsıyor. Arkasından Napolyon seferleri, şunlar bunlar. Bir kıtasal hareket yani.
Hatta dünyaya iz düşümleri oluyor. Osmanlı'yı sarsıyor, başka yerleri sarsıyor. Hindistan'da uyanışa yol açıyor vesaire. 31'deki Fransa'daki dokumacıların isyanları Avrupa çapında gerçekleşiyor. 1848 zaten Avrupa hareketi yani. Yani 1848'de manifestoyu yazma görevi verilen Engels, Marx ve Engels şu veya bu üye ülke için yazmamıştı manifestoyu. Bir Avrupa devrimi için yazmıştır. Dolayısıyla böylesi bir tarihsel geleneğin olduğu yerde böyle bir devrim beklentisi içerisinde olmanın bir ters tarafı yok. Maddi gelişmelerle, tarihsel gelişmeyle uyumlu. Birincisi bu. İkincisi şöyle bir şey var. Bu biraz tartışmalı boyut. Kapitalizm ana merkezlerinde çökerse yani değil mi? Yaşayabilir mi dünyada? Zor. Belirli bir tarihsel süreç içerisinde, çok kısa süre içerisinde Avrupa'da kapitalizmin çökmesi durumunda tarih sahnesini terk eder. O dönemde de, bu dönemde de. Şimdi düşün bakalım. Bütün Avrupa'da sosyalist devrimler gerçekleşmiş. Amerika'da, İngiltere'de, Japonya'da ne kadar yaşar bu sistem? Geri kalan dünyanın geri kalanında fazla yaşayamaz. Ben diyeyim 50, sen de 100 sene içerisinde tarih sahnesini terk eder. Bunlar tarih için uzun süreler değildir. Bu buraya kadar normal. Normal olmayan ve eksik olan, sorun olan konu şu. Bu olmazsa ne olacak? Yani Avrupa'da bu devrim gerçekleşmezse ne olacak? Bir, dünyanın öbür tarafı için bir planınız, projeniz, analiziniz, tarih görüşünüz, devrim anlayışınız, sosyalizm anlayışınız nedir? Bak bu otomatik olarak, yani nesnel olarak, kendi şeyinden bağımsız olarak Avrupa merkezci bir dünya görüşüne yürütüyor bizi. Tekrar söylüyorum, bugün için olsa yine hem şahane olur hem de doğru olur. Yani merkezlerinde çöken bir sistem yaşayamaz. Ama çökmediği durumda bizim dünyaya ilişkin fikrimiz nedir? Burası boşluktur. Asıl soru bu. dolayısıyla en ileri olduğu yerden, üretim güçlerinin en fazla geliştiği yerden, iş sınıfının en fazla, kültürün en fazla geliştiği yerden sosyalizme geçilecek. Bu bir lokomotiftir. Katarları, yani dünyanın geri kalanını peşinden sürükleyip dünya devrimine gideriz. Yani gene dünya devrimi perspektifi var. Şimdi küreselleşme eğilimi hep kapitalizmde var. Dünya pazarına yönelir kapitalizm. Bu manifestoda da ifade edilmiştir. Küreselleşme eğilimindedir yani. Yeni icat edilen bir şey değil bu. Ama tabii ki çok daha derinlemesine ve kapsamlı olduğu ayrı konu. Yani bugünkü kavramı da reddetmemiz anlamına gelmiyor. bu eğilim var ama Marx ve Engels'in öldüğü dönemde, dönemin ardından geçen 30 yıllık zaman içerisinde, 30-40 yıllık zaman içerisinde kapitalizmin dünya çapındaki entegrasyonu ve dünyaya egemenliğinin düzeyi bir. Mesela ne diyor Lenin? Dünyanın yeniden paylaşılması savaşıdır bu diyor. Yani paylaşım bitmiş. Bu paylaşıma itiraz var. Yeniden paylaşacağız diyorlar. Emperyalist paylaşım savaşı. Dünyanın yeniden paylaşılması için. Bir bu olgu. Kapitalizmin gelişme seviyesi. Dünya çapında bir sistem olması ve dünya çapında bir sistem olarak geldiği noktanın analizini görmediği olguyu adam nasıl tahlil etsin? Marx için söylüyorum, Engels için söylüyorum. Bu işi bir Marksist olarak Lenin yapmıştır. Tamam mı? Lenin yapmıştır. Şimdi tutarlılık gibi görünür. Menşeviklerin ya da ikinci enternasyonelin Marx'a bağlılıkları ya da atıfları tutarsızlıktır. Yani rafsa bağlı kalıp dondurup devrimci özünü boşaltmaktır bu işi. Hayat hareket halinde ise bu hareketin analizini yapmak zorundadır Marx'ın. Ancak böyle maddi bir kuvvete döner veya hayatı değiştiren bir güç olabilir. Onlar burada dondurmuşlardır bu işi. Ve bu dondurma, bak bu ideolojik formasyon ve pozisyon, demin sözünü ettiğim Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin, işçi aristokrasisinin kendi burjuvazileriyle kurdukları ilişkiyle son derece uyumludur. Böyle uyduruk bir şey değil yani. Yani teorik sapma değil yani. Belirli bir sınıfsal ve siyasal pozisyonun, durumun, maddi altyapının ideolojik ifadesidir. Ve bu Marx'ın tezleri bu işe alet edilmiştir, kötüye kullanılmıştır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla demin ikinci enternasyonel ile ilgili söylediğim bir şeyi söyleyeyim. İkinci enternasyonel beyaz
erkek Avrupalı işçinin internasyonelidir. Beyaz erkek Avrupalı işçinin internasyonelidir. Başka bir dünya görüşü yoktu. Başka dünya görüşü Kongo'yu sömürgeleştirirsek iyilik yaparız diyen dünya görüşüdür. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla dünyanın bütünü için geliştirilmesi gereken, işlenmesi, inceltilmesi gereken bir teori yerine Avrupa merkezci, onu da Avrupa merkezciliği de sömürgecilikte ve burjuvazide işbirliği içerisinde yapan, bütün komünizmin içerisini boşaltan, hatta onu burjuvazi için dolgu malzemesi haline getiren bir yapı söz konusu. Şimdi Lenin'in bu internasyonel bu yapısıyla devrimci bir yapı olarak çöktü yani. Çökmedi. Devam etti yani. Almanya'da iktidar oldular bu adamlar. Hemen arkasından. Almanya'daki şeyin arkasından. Çökmeyi devrimci anlamda işlevini getirme. İddiaları anlamda işlevini getirme olarak ele almak gerekiyor. Şimdi Lenin bütün bu işte ciddi bir ideolojik hesap. Bu ideolojik hesaplaşmanın örgütsel formudur Komintern. Dünya analizi farklılaştı, devrim anlayışı farklılaştı ve bunun örgütsel ifadesi olarak yeni bir internasyonel kuruldu. Olay budur. Bu fikirler temelinde bu yapılar anlaşılabilir. Başka türlü soyut şey yaparız yani. Kronoloji anlatırız. Şimdi ne gibi yenilikler getirdi Lenin? Birincisi, bu merkez ve vagonlar yani Avrupa merkezli ve dünyanın geri kalanını sürükleyen. Bir şey daha söyleyeyim ikinci internasyonel ilgili olarak. Üye partiler. Bak, hiçbir sömürge ülkenin üye partisi yok ikinci internasyonel. Hiçbir tane. Bir tane bile yok. Kim var biliyor musun? Beyaz sömürgelerden üye partiler var. Beyaz sömürgelerin beyaz azınlık işçilerini alan üye partiler var. Avustralya'dan parti var. Güney Afrika'dan beyazların komünist partisi var. Yeni Zelanda'dan var ve benzeri. Bunun gibi şeyler. Yani bu kadar sosyalizmi elitlerin, seçkinlerin, Avrupalıların işi. Onlar zaten ilkeller yani biz. Demokrasiyle falan uğraşacağız. Toprak meselesi de var. Feodalizmi yeneceğiz. Uygarlaşacağız. Ondan sonra sosyalizm bizim için gerekli. Yani onların kafası bu. Lenin bu anlayışı tümden yıkıyor. Yani bir kurgu olarak yıkmıyor. Analizle yıkıyor. Dünyayı yeniden tahlil ederek yıkıyor. Emperyalizm teorisinin özü şu. Çağımız emperyalizm ve proleter devrimler çağıdır. Emperyalizm en gelişkin ve çürüyen aşamasıdır. Kapitalizm. Emperyalizm aşamasındaki kapitalizm bir sistem olarak şu ülkede, bu ülkede değil, dünya çapında çürümüştür. Çökmesinin imkanları vardır. Bu Avrupa merkezli devrim anlayışından dünyanın bir sistemik olarak kapitalist sistemin dünyanın her yerinde çökertilebileceği anlayışına geçiştir. Enternasyonalizm de buradan yaşam bulur. Dünyanın Avrupa dışındaki bölgelerindeki devrimci imkanları değerlendirme anlayışı buradan yaşam bulur. İkinci enternasyonalin sömürgeler görüşü yoktur, toprak görüşü yoktur. Ulusal soruna ilişkin doğru düzgün bir görüşü hiçbir şey yoktu yani. İşçiler gelecek, güzel güzel yürüyeceğiz, sosyalizme geçeceğiz. Dünyada bizi izleyecek yani. Dünyada arkamızdan gelecek. Olay bundan ibaret. Marksizmi de bu işe üretim güçleri vesaire bilmem ne diye alet etmişler. Marksizm bu değildir. Böyle yorumlamaya müsait analizler vardır ama Marksizm bu değildir. Herkes bir şey cımbızlayıp bir şey çıkarabilir bu yapı içerisinden. Şimdi nereye geldik? Dünyanın her tarafında devrim mümkündür. Nerede olacaktır devrim sorusunun yanıtı da zayıf halkı. Zayıf. Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada değil. Sistem nerede tıkanmış ve çürümüşse, nerede çıkma imkanı varsa oradan yükleneceğiz, kıracağız halkayı der. Bitti. Bu başka bir devrim anlayışıdır. Demin sorduğumuz soruya yanıt arayışında ilk adımdır. Peki Avrupa'da olmazsa ne olacak sorusuna da cevap bulmaya başlarız. Yeterli midir? Mükemmel midir? Değildir ama adımdır. Bu geliştirilmesi gereken yönün geliştirilmesi noktasında zayıflıklar vardır. Mao'nun katkıları vardır bu konuda. Castro'nun katkıları vardır. Ve bunun gibi şeylerin. Dolayısıyla bak başka bir devrim anlayışına geldik.
Parti anlayışında başka bir yere vardık. Yani sen sendik dernek gibi bir şey kuracaksın, oy alacaksın ve muhalefet edeceksin, grev yapacaksın, devrim yapacaksın. Buradan da başka bir yere geldik. Büyük bir egemenlik aygıtı olarak tepene çökmüş bir yapı söz konusu. Buna karşı sen savaş örgütleri kurmak zorundasın. Yani bütün bu süreci önderlik edecek profesyonel devrimcilerden oluşan, donanmış, teori bilen, önünü gören kitlelerle bağ kurma kabiliyetinde yapılar kuracaksın. Buradan da başka bir yere geldik. Ama mesela nedir? Üçüncü enternasyonale kabul için 21 tane koşul ortaya koymuştur. Değil mi? 21 koşulu kabul ederek geri. Çünkü bütün Avrupa'da sollar ortaya çıkıyor. Özellikle Ekim devrimi sosyal demokrat partilerin parçalanmasını hızlandırıyor ve sol kanatlar Ekim'in de etkisiyle her yerde güçleniyor. Fakat bunlar içinden geldikleri yapının bir sürü özelliğini taşıdığı için kimisi sağcı özellikler taşıyor, daha çok da aşırı solcu özellikler taşıyor. Yani bütün tepki olarak, oportunizme tepki olarak bunlara bir çizgiye çekmek için 21 koşul ortaya koyuyor. 21 koşulla, yani sen bana şimdi 21 tane koşul koy, benim çok da bilmediğim, başka bir ilk sebattan geldim önüme ve aldım kabul ettim. Yani şey gibi, değişir miyim ben? Mümkün mü? Yani Lenin'in bu değişimi beklediğini ben ummuyorum, düşünmüyorum. Ama başka bir şey yapmaya çalışıyor. Bir çizgiyi netleştirmeye çalışıyor. Yani yeni bir enternasyonel, o eskiden kesin kopan ve bu çizgi üzerinden yürüyen bir enternasyonel olmalıdır meselesini netleştirmeye çalışıyor. Belki küçük bir umut taşıdı. Avrupa'da ciddi hareketler var o zaman. İtalya'da, Fransa'da, şurada, burada, her tarafta. Belki bir ihtimal. Ama koşu asıl olarak ideolojik netliğe hizmet eden, yeni enternasyonelin yeni çizgisine, yeni devrim anlayışına kabulü öne alan, öne çeken bir anlayış. Demek ki bak, enternasyonelden önce çizgi meselesini görüyoruz biz. Çizgiler temelinde örgütleniyorlar. Devrim anlayışları temelinde, dünya analizleri temelinde örgütleniyorlar enternasyoneller. Onun için bu işleri böyle şey yapmak gerekiyor yani. Bu çizgiyle bağı içerisinde ele almak gerekiyor. Bu 9 canlı dedik ikinci enternasyonel meselesine. Bu sohbetin ilerleyen bölümlerinde ikinci enternasyonelin nerede başını kaldırdığı gösterdiği meselelerine tekrar dönmek zorunda kalacağız. Günümüze kadar da geçerlidir, öyle söyleyeyim yani. 19 canlılığı böyle bir şey. Ekim devriminin sorduğun sorudan mı devam edeyim, bir şey söylemek istiyor musun? Çok uzun konuştum. Sen de şey katılıyor. Yok, sorun değil. Devam edebiliriz. Ben arada sorduğunda cevap vermiyorum. Çünkü sen konuştuğunda kendi mikrofonumu kapatıyorum ben. Gürültü karışmasın diye, ha. Tepkisiz kalmamın sebebi o. Onu da söyleyeyim. Duyuyorsun ama değil mi? Tabii. Seni duyuyorum, dinliyorum. Yani oradan şöyle devam edelim. Biraz konuyu daha da derinleştirelim. Yani devrim sonrası komünterin ana politikalarını sormuştum. Yani temel politikaları, hani hem Sovyetlerden dünya genelindeki o dünya devrimi olarak da atfettiğin meselede nasıl bir rol oynuyor? Etkileri ne? Politik hattı ne? Buradan aynı sürece denk gelen işte Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı ve o dönem Türkiye'ye ilişkiler, TKP üzerinden de biraz girersen konuyu iyice derinleştirelim. 10 numaralık baraj sorusu yani. Şimdi Höder var ya. Bunu aşarsak bu işi çözeriz yani. Çözeriz. Şimdi hiçbir zaman maddi, somut hayatın o günkü ihtiyaçlarının dışında bir örgütlenme, hareket çizgi yok yani komünizm tarihinde. Yoksa şey olur yani, oyun olur bu iş. Şimdi çok acil bir mesele var. Enternasyonel özellikle bu aciliyet üzerinde yükseliyor. Evet. Tamam, anladım. Acil mesele şu. Ekim devrimi gerçekleşmiş. Ekim devriminin birincisi aynı zamanda Ekim devriminin gerçekleştiği tarihsel süreç Birinci Dünya Savaşı'nın sonu ve dünya Avrupa merkezi de olmak üzere alt üst olmuş durumda. Bak şimdi 4 tane imparatorluk çökmüş. Çarlık Rusyası çökmüş. Alman Kaiserliği çökmüş. Osmanlı İmparatorluğu çökmüş. Avusturya Macaristan İmparatorluğu çökmüş. Savaşın yıkımı dehşet bir tablo yaratmış bütün Avrupa'da. İşsizlik, açlık, sakatlar, üretimin düşmesi, tarımın işlememesi vesaire ve büyük bir memnuniyetsizlik, huzursuzluk dalgası gelişiyor.
Nedir bunlar? Mesela Macaristan'da kısa da olsa bir Sovyet iktidar dönemi var. Belakun iktidarı dönemi. Yani Ekim devrimine kardeş bir devrim geliyor. Birincisi bu. İkincisi Almanya'da bir devrim var. Yani şöyle bir şey ifade edebilirim Almanya'daki devrim sürecini. Kaiserlik o kadar şey, sefil duruma düşmüş ki yani birkaç toplumsal harekette çökmüş yani koptu gitti. Çıktı gitti. Şimdi toplum özgürlük istiyor, barış istiyor, iş istiyor, ekmek istiyor, açlık istiyor, savaşın öfkesi var. Bütün bunlar var. Gelen Weimar Cumhuriyeti diyelim yani bu yeni şey cumhuriyet bu dönem ya da yeni gelen sosyal demokratların da içinde olduğu iktidar biçimi demokrasiye geçtik artık duralım diye eski yapıyı muhkem korumaya çalışırken proletaryanın en ileri bölükleri ve Spartaküsler, Rozalar, Leibnikler bu Kaiserliğin yıkılmasını ve bu demokrasi ve özgürlük eğilimini, sistemin krizini basit bir burjuva demokratik rötuşla kapatmayalım, ileriye yürüyelim, sosyalizme yürüyelim diyorlar. Spartaküs'te ayaklanmanın esası budur. Bu ileriye doğru atılımı bizzat eski yoldaşları, Sosyal Demokrat Parti, iktidardaki parti eziyor. Noske, Berlin polis şefi o zaman bu kentte yani 1919'daki ayaklanmada polis şefliğini yapıyor Sosyal Demokrat Parti adına ve rol sahibi Rosa ve Liebknecht'in öldürülmesinde. Bak Macaristan'da devrim olmuş, Almanya'da devrim olmuş, başarısızlar ama 1924'e kadar giden silsilelerle şeyler var, ayaklanmalar var. Anlatabiliyor muyum? Fransa'da büyük grevler var, İtalya'da işçi konseyleri kurulmuş. Şimdi bir bu gelişen harekete kapitalizmin bunalımının dibe vurduğu diyeyim artık dönem yani savaş sonu her şeyin çöküşe geçtiği süreçte İngiltere'de grevler var. Hemen bu işi örgütleme ihtiyacı bir internasyonel ihtiyacının birinci gerekçesidir. Bütün o sosyal demokrat yapıdan kurtulup berrak bir önderliğe kavuşturma işi. Birincisi bu. İkincisi bundan daha bunun kadar bir şey çıktı bir uyarı veriyor bana ama kapatıyorum bu uyarıyı neyse. Tamam kapattım. Bir soruna yol açar mı bilmiyorum. Açtı mı? Açmadı. Tamam. İkincisi Ekim devrimi Ekim devrimi öyle bir dehşet dengesi içerisinde gerçekleşmiş ki yani ayaklanma ve iktidarı alma işi hem çok zor hem kolay oluyor yani. Politik liderlik ve doğru çizgi bu işi yapmaya karar vermek kısmı zor. Bir bütün şeyi boyunca Nisan'dan Ekim'e kadar olan süre boyunca kendi partisinin içine dahil olmak üzere mücadele yürütüyor denir. Ciddi bir mücadele sürecidir o. Bir taraftan gericilik örgütleniyor, bir taraftan menşevikler ve eserler başka bir kadet partisi başka bir numara çeviriyor vesaire vesaire. Bu önemli ama devrim anı kansızdır aşağı yukarı. Yani 8-10 insan ölmüştür Kışık Sarayı basarken falan. Onun için darbe marbe derler. Palavra. Palavra. Devrimden sonra çıkan iç savaşta tamam mı? 14 ülkenin askeri vardır, silahı vardır şeyde. Rusya toprakları üzerinde Kornilov, Denikin, Wrangel, Pilsudski, Polonya taraflarından her taraftan muazzam bir karşı devrim başlamıştır. Milyonlarca insan ölmüştür. Böyle darbeyse hükümet oyunu yaptın, iktidara el koyan bir yapının dayanma şansı var mıydı böyle bir şeye? Bak bu test edici bir şey değil mi? Bütün bir 100 yıllık devrimci birikim üzerinde yükselir Bolşevik Partisi. Müthiş bir entelektüel temeli vardır. Rus aydın birikiminin en devrimci damarını alır. Birincisi. İkincisi, üç devrim deneyi, Lenin'in sözleriyle üç devrim deneyinden geçmiş işçiler, köylüler vardır bu toplumda. Bütün bunların toplamı olarak o büyük fırtınaya dayanmışlardır. Macaristan'da bir bakıma kolay kazanılan, kolay kaybedildi. Yani sosyal demokrat bir parti komünistleşiyor. O dönemin rüzgarıyla, savaş sonu rüzgarı, Bolşeviklerin rüzgarıyla hızla iktidara geliyorlar bir dergi çevresiyken aşağı yukarı. Ama en basit şeyde yıkılıyorlar yani. Yani iktidarı ele geçirmek meselesi değil, ondan ibaret değil. Bu büyük bir altüst oluş var. Yani savaş komünizmi uygulanıyor, açlık var, kıtlık var, iç savaş sürüyor, yabancı müdahale var. Ve toplum son derece yorgun,
Yani milyonlarca insan ölmüş savaşın başından bu yana. Anlatabiliyor muyum? Bu tabloda bir imdat ihtiyacı var. Bizim başladığımızı Avrupa tamamlar. Biz fitili ateşledik diyor en fazlasından. Bir çölde kalan bir insanın bir damla suya hasret duyması gibi, ihtiyaç duyması gibi Avrupa devriminin bunların imdadına yetişmesi lazım. Ve buna inanıyorlar. Ve bu inancın temelleri de var. Bak sözünü ettiğim bütün hareketler var yani. Gelişiyor. Dolayısıyla Ekim devriminin ayakta kalması için ve Avrupa devriminin örgütlenebilmesi için hızla bir internasyonel örgütlenmeye gitme ihtiyacı var. Çünkü internasyonelin temeli budur. Bu ihtiyaçlar üzerinde. İstiyorsan buradan şöyle biraz genişçe bir parantez açıp devam edelim. Az önce de sorduğum soruyla bağlantılı. Bu parantez içerisinde biraz Komintern'in Türkiye politikaları, Kemalist hareket ve o dönemki TKP ile ilişkileri, TKP'nin dönem evet. politikalarıyla bağlantılı problemlere dair biraz konuşalım. Evet. Sen de bildiğin gibi bu mesele Türkiye siyasetini 90 yıldır meşgul eden problemlerden biri. Neredeyse Türkiye siyasi sol yelpazesinin tümünü ilgilendiren, hepimizin omuzlarında da tarihsel bir yük olarak kalan bir mesele. İstiyorsan biraz bu konudan bahsedelim. Evet. Şimdi küçük bir ileriye sıçramayla geri geleceğim. Yani öyle bir yöntemle bu soruya cevap vereceğim. Ama önce şunu şey yapmam lazım. Şimdi 1924'e kadar bir Avrupa devriminin imdadına koşacağı beklentisiyle Ekim devriminin kadroları, internasyonel, Lenin, Stalin, hepsi Trotski, böyle bir beklenti ve şeyle, istekle 1925'e kadar geliyorlar. 1924-25'te Avrupa devrimi beklentisiyle ilgili hayaller hüsranla sonuçlanıyor. Yani Avrupa'da bu gerçekleşmiyor. Devrim değil, karşı devrim gerçekleşiyor. İtalya'da işçi konseyleri üzerinden beklenen Sovyetik yapı, Sovyet yapısı ve devrime geçmek yerine. Almanya'daki devrim yenilgisi, İtalya'da Mussolini'nin iktidara gelmesi, Almanya'da Spartakistlerin katledilmesi ve faşist hareketin gelişmeye başlanması, Macar devriminin yenilgisi, bir tek bütün bu süreç içerisinde işte bir Kemalist hareketin Burjuva Milliyetçi bir hareket olarak Türkiye'deki başarısı var. O da bizim hanemize yazılacak bir başarı değil. Yani. Şimdi bu gerek Avrupa'daki gerek sömürge, yarı sömürgelerdeki işte İran'da hareketler var, Çin'de hareketler var, Hindistan'da hepsinin başarısızlıkla sonuçlanması derin bir hayal kırıklığı yaratıyor. Bolşevik kadrolarda. Derin bir hayal kırıklığı yaratıyor. Yani bütün her şey bu alana yatırılmış durumda. Yani Avrupa devrimi gelecek ve biz kurtulacağız. Yani bu ağır tablodan kurtulacağız ve komünizm de dünya çapında bir sistem olmaya doğru gelişecek. Bunun olmadığı durumda bu hayal kırıklığının çok ağır sonuçları oluyor. Yani onu söyleyeyim. Bana sorarsan internasyonalizmi sakatlayan, çizgiyi sakatlayan, yeniden ikinci internasyonel çizgisinin ama böyle tam ihanetçi döneminin demiyorum yani 1915'teki veya Van der Velde'lerin çizgisinin değil. O dönemin işte Lenin'lerin falan da içinde bulunduğu ikinci internasyonelin klasik Marksizm anlayışına biraz ikinci internasyonelin resmi Marksizm anlayışına diyebiliriz buna. Bir ricat gibi, bir geri dönüş gibi, onun kendinden kendini göstermesi gibi bir olay patlak veriyor. Birincisi bu. İkincisi, bak şöyle ifade edeyim, bunun yazdığı bir kitap yok. Yani kitap, hiçbir kitap yazmıyor. Ama biz hayatı yalnızca kitaplardan okuyamayız. Yani olayların, olguların gelişiminden de çıkarımlarda bulunabiliriz, sonuçlar çıkarabiliriz. Niye yol açıyor? Yani onu şey yapayım, ifade edeyim. Bir devrim potansiyellerine, yani dünya çapındaki devrim potansiyellerine ilişkin güvensizlik oluşuyor. İhtiyat ve güvensizlik.
Avrupa'da ve sömürgelerde. İkincisi, bu durumda yani böyle bir imkandan yoksunsanız ne olacaksınız? Bir kale var elinizde, Sovyet kalesi. Onu muhkem sağlam hale getirmekle uğraşacaksınız yani. Ayakta durma ve kaleyi koruma anlayışı. Yani bu basit anlamda teknik ya da sosyalizm tartışmalarıyla falan ilgisi kurulabilir. Bundan ibaret değil. Ona da geliriz ayrıca. Dolayısıyla böyle bir noktaya geldikten sonra siz kaleyi korumayı, eldeki kaleyi korumayı temel mesele haline getirirseniz, dünya devriminin ancak bu kalenin korunarak ileride oluşacak potansiyelleri değerlendirme biçiminde falan uzun vadeli, uzak geleceğin sorunu olarak görmeye başlarsanız, önünüze çıkan imkanları, krizleri, fırsatları devrim yönünde değerlendirme, çünkü devrimin potansiyeline olan güveninizde azalma var, eksenine girmekten çok, bütün bu hareketlerin bu kaleyi korumak için anlamı nedir? Sovyet kalesini korumak için anlamı nedir? Ekseninde olan biteni değerlendirmeye başlarsınız. Ki gidişat oraya doğrudur. Politik çizgi itibariyle, olayların gelişimi itibariyle. Hepsini göstermeye çalışacağım kendimce. Tabii bunun bir çizgiye ihtiyacı var. Yani böyle bir şey keyfi olarak yapamazsınız. Meşrulaştırıcı, bu doğal kabul edilmesini sağlayan ve doğru kabul edilmesini sağlayan. Burada da zaten tam anlamıyla aşılamamış olan ikinci internasyonelci anlayış güçlü şekilde geri geliyor. Devrimci döneminin, iyi döneminin diye, idare ettiği dönemin diyelim yani. Böyle bu 1915'teki sosyal çöven döneminin değil. Bu tip bir Marksizm anlayışına doğru. Bu ikisi, bu politikayla bu teorik zemin örtüşmeye başlıyor. Böyle bir problem var. Şimdi dramatik süreç, yani en son artık İngiltere'de bir takım grevler falan oluyor 1925-26'da. Oradan da bir şey çıkmayınca kaldık el ele baş başta burayı nasıl koruyacağız meselesine. Bu dönem yani 1925-26 dönemi, dönüşüm diyebileceğim şey. Ama bunun izleri var. Yani Lenin döneminde de var. Ve en çok da Türkiye'deki gelişmelerle ilgili olarak bir eğilim olarak varlığını hissettiriyor bu. Şimdi buradan gelebiliriz şeye. Komünist hareketi, Türkiye Komünist Hareketi'nin şeyine. Şimdi 1920'nin Eylül'ünde Rus Bakü'de bir şey kuruluyor. Komünist Partisi kuruluyor. Savaş esirleri var, şunlar var, bunlar var, Rusya'ya giden insanlar var. Buradan Rus-Savaspi, Bolşevik Parti içerisinde çalışan bir adam. Bir Komünist Partisi kuruluyor. Anadolu'dan delegeler var. Hatta Avrupa'da şefküçlü gibi Avrupa eğitimli kadrolar var. İstanbul kadroları var, Eskişehir kadroları var. Rusya'daki savaş esirleri var. Ve Osmanlı coğrafyasında şey çökmüş. Yani Osmanlı İmparatorluğu çökmüş, rejim çökmüş. İstanbul işgal altında. Osmanlı'nın ordusu terhis edilmiş. 70 bin kadar inzibat kuvveti var yani. Milyonluk ordulardan, büyük kıyımlardan, katliamlardan sonra. Küçük bir coğrafyaya daralmış imparatorluk. Muazzam derecede mevcut orduyu kat kat aşan asker kaçaklığı var, asayiş sorunu var. Yani bir iktidar boşluğu var. Özetle bunu anlatmak istiyorum. Tamam mı? Bu iktidar boşluğunu değerlendirmek için Kemalistler şanslılar. Çünkü bir devlet geleneğinden geliyorlar. İttihat, Terakki ve Teşkilat-ı Mahsusa gibi bir örgütlenmeleri var. Bunun kalıntıları var. Bunlar savaş hususu ilan edilmişler. Kaybeden tarafta oldukları için ve Ermenilerle ilgili meseleler de onlara, zaten onların yaptığı işler ama buradan hesap sorma işleri oluyor. Şansları Teşkilat-ı Mahsusa ve şeyin İttihat Terakki kalıntılarının örgütlü olması hala. İşte Karakol Teşkilatı diye bir teşkilat kurmuşlar. Veya işte devlet katında, ordu katında özellikle örgütlü olmaları ve terhis edilseler Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılmış onlardı. İkincisi de Kazım Karabekir'in bütün bu kargaşadan kurtardığı bir askeri birlik var Doğu cephesinde. Şimdi şansları bunlar. Devlet geleneğine sahipler, kadroları var, iyi kötü örgütlüler, otorite boşluğu var.
sistemi yıkmak değil, sistem içinde iktidar olmak kavgası yürütüyorlar. Şansları var yani toplam olarak bu süreçte. Komünist hareketin de şansı var ama. Yani muazzam bir kargaşa, otorite boşluğu, devrimler devletlerin çöktüğü zaman olur. Birinci Dünya Savaşı sonunda öbeklenmiştir, İkinci Dünya Savaşı sonunda öbeklenmiştir. Küba gibi istisnai şeyler ayrı konu yani. Küba, Nikaragua, İran devrimleri. Esas yoğunluk dönemleri bu dönemlerdir. Şimdi burada şansı olmayacaklar. Yani Bolşevizmin büyük prestiji var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ve aynı zamanda da karşımızda kurtlar var. Bunlar imparatorluk yönetmekten ve 10-15 yıllık savaşlar içinden, iktidar entrikaları içerisinden gelen adamlar. Abdülhamid'i devirmişler, işte 1907 hareketini yapmışlar, Balkan Savaşı'ndan çıkmışlar, Trablusgarp'a gitmişler. Şu olmuş, bu olmuş. Birinci Dünya Savaşı gitmiş ve yeni bir savaş başlatacak durumdalar. Bunlar böyle bir sürecin kadroları pişirmediği söylenebilir mi? Hepsi savaş görmüş adamlar. Pişirmiştir. Tecrübeleri vardır, kurt gibi adamlardır, yeteneklilerdir. Ama bizim lehimize yazılan yetenekler değil bunlar. Yeni çıkan burjuvazinin kadroları olarak yeni bir iktidar işinde iddialı olan yapılardır. Bu Komünist Partisi'nin bu tip bir yapı içerisinde aynı zamanda Çerkez Etem hareketi var. Bir tarafı teşkilat-ı mahsusculuğa gider Çerkez Etem'in, diğer tarafı bir halk örgütlenmesine gider. Bir tarafı despottur, bir tarafı özgürlükçüdür. Böyle bir şey var. Yeşil Ordu hareketi var. Yeni Dünya Gazetesi çıkarılıyor Eskişehir'de. Savaş esirleri gelip şura muhtar, yani muhtariyet özerk yönetimler kuruyorlar Karadeniz bölgesinde. Kars'ta bir cumhuriyet kuruluyor Sovyetlere özenlen falan filan. Şimdi akıllı bir liderlik karşındakinin kim olduğunu bilerek birincisi, yani kurtlarla dans edeceksin. Bu boşluğu görüp, imkanları görüp ona göre konumlanır ve politika izler. Değil mi? Şimdi bak yoldaşlarımızı eleştiriyoruz. Hepsi katledildiler. Bunlar ağlay valay ile girdiler şeyden. Kars'ta, Erzurum taraflarından. Bir sürü provokasyonla Trabzon'a götürüldüler. Ve Topal Osman'ın adamı, Topal Osman kimin adamı? Mustafa Kemal'in adamıdır. Sonunda yani bir kontrgerilla elemanları olarak düşünmek lazım bunları. Nasıl ki Çatlılar, şunlar bunlar tasfiye ediliyor, bir Cem Erseverler, şunlar bunlar. Kirli işler tasfiye edilmiştir ama bütün kirli işler yaptırılmıştır bu adamlara. Bunun kontrgerilla katliamı, Koçgiri Harekatı'nın bastırılmasında çok özel rolleri olan bir adam. Topal Osman'ın adamı öldürdü. Ve işte nasıl iyice örtülmüş bir olay. O gün Samas kızlı milliyetçi gençti randinki vurdu gibi bir şey. Basbayağı devlet vardır arkasında ama iyi örterler bu işleri. Bunu da örterek sıyrılmaya çalışmışlardır ama dünya alem biliyor ki Kemalist hareket bir operasyon, gizli bir operasyonla Türkiye Komünist Partisi'ni yok etmiştir. 28-29 Nisan 1921 gecesi Karadeniz'de Yahya Kaptan tarafından bıçaklanarak, katledilerek öldürüldü bu insanlar. Ve bu beyni yok edildi yani hareketin. Onların bu hataya gelmesi, bu böyle bir gaflet içerisinde davranmaları ayrı bir konu ama bu rol bu. Bunu örtmüşlerdir ve aynı zamanda Sovyetler Birliği ile ilişki istemişlerdir bu büyük savaş, kargaşa esnasında. İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar, bir sürü şey var. Parçalanan Osmanlı'nın şeyi üzerinde. Şimdi burada bir problem başlıyor. Bak, problem nasıl bir problem başlıyor? Ocak ayının sonunda Mustafa Supiler katlediliyor. Kemalistler tarafından çok açık, hiçbir tartışmaya yer bırakmaz. Bunu bizi inandırmak isteyen, Sovyetler Birliği gibi bir tecrübelerden geçmiş, Lenin gibi liderleri inandırmak isteyen, o gün Samast'ın kafasını atıp Trump'ınki öldürdüğüne inandırması lazım insanlar. Bu bir devlet operasyonudur. Kemalist hareketin operasyonudur. Çünkü rakip istemez. Bu bir silsile halinde devam etmiştir. Bir taraftan komünistlerle ittifak yapmaya çalışıp buradaki Komünist Partisi'ni tasfiye etme. Çerkez Etem'le ittifak yapıp Çerkez Etem'i tasfiye etme. Anlatabiliyor muyum? İttihatçılarla ittifak yapıp 1927 duruşmalarında İttihatçılarla İttihatçıları tasfiye etme. Kürtlerle ittifak yapıp Kürtleri tasfiye etme biçiminde
güçlendikçe rakip bırakmama karşısında biçiminde bir iktidar oyunu oynamışlardır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu adamlar tasfiye edildiler. Katledildiler, yok edildiler. 1,5 ay sonra 16 Mart tarihinde Ankara'daki hareketi ve hükümeti ilk tanıyan ülke olmuştur Sovyetler Birliği. Bir takım protestolar falan gibi bir şey var ama güçlü bir şey değil bu. Ve çok güçlü miktarda silah, altın ve benzeri milli mücadele döneminde Sovyetler Birliği'nin katkısı vardır. Bir rasyonalitesi var mı? Bir mantığı var mı? Yani real politik bakımından, bu gelişme bakımından var. Yani İngilizlerin her şeye egemen olduğu bir dünya yerine ayrıca da bir potansiyel de görmüş olabilirler yani. Buradan ileriye gidebilirler mi gibi. Veya biz bağımsız, bağlantısız bir hareket olarak bunlarla ilişki kurabilir miyiz gibi bir beklenti de olabilir. Bunda da bir terslik yok. Bunlar var. Fakat veya işte tampon olması, bir şey olması gibi bir veya hiçbir şey olmuyorsa halen iç savaşı vesaireyi kışkırtmaya çalışan Batı emperyalist kampının burada başının belaya girmesi, güçlerinin dağılması bakımından da bir anlamı var. Tamam mı? Dolayısıyla buraya destek verilmesinin bir rasyonelitesi var. Ama bir mesele var. Bu iş de iki tane problem var. Birincisi Türkiye Komünist Partisi'ne bizzat iletişim halinde olabilecekleri, siyasi tecrübelerini aktarabilecekleri bir partiye daha doğru düzgün hareket etme yönünde bir telkinde, bir iknada, bir yoldaşça, bir ideolojik mücadelede olabilir. Bu yapabilirlerdi. Öyle girmeyin kardeşim. Başka türlü girin, başka bağlantılar kurun. Anlatabiliyor muyum? Asıl kuvvetlerini, kaynaklarını onlara doğru yönlendirebilirlerdi. Biraz zemin tutarsa bu Komünist Parti. Bu işleri umursamadılar. Yani çok da bir beklenti içinde olmamak gibi bir arka planı olabilir bu işin. Yani bir şey yapamazlar gibi bunlar. Anlatabiliyor muyum? İkinci problem nerede? İkinci problem şurada. Komünist hareketin, Bolşevik hareketin, Bolşevik partinin tarihinde uzlaşmalar da var, geri adımlar da var. Bunların adı konulmuştur. Bu bir uzlaşmadır, gereklidir. Şunun için yapılmıştır, şöyle aşılacaktır. Bu bir geri adımdır, gereklidir. Mesela Bret Titov's barışıyla ilgili olarak diyor ki hırsız geldi, silah dayadı kardeşim, canın paran, paramızı verdik, canımızı kurtardık ama geri almak için. Bu bir geri adımdır diyor yani. Ukrayna'yı, şurayı, burayı bir ton şeyi veriyorlar o anlaşmanın sonucunda. Bunlar burada bu işler bu berraklıkla yapılmamıştır. İlk kez bir bence sapmanın unsurlarından biri bu. Böyle bile olsa. Ama şunu söyleyeceğim. Bütün bu süreçte bunu görebiliriz. Ne kadar yaşanan problemli süreç varsa yanlış politika diyelim. Taktik olarak yanlışlar. Şunlar bunlar. Bunların hepsini tetikleyen çok büyük zorunluluklar var. Biz ne yapardık? Mesela düşünüyorum bu durumlar içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Yamyamlığa varan bir problem var şeyde. Sovyet Rusya topraklarında. Milyonlarca insan ölmüş. İç savaş, devrim, kıtlık, açlık, karşı devrimler, ülkenin işgal altında olması, tecrit edilmesi dünyadan, ambargo uygulanması, bütün bunlar sonucunda nefes almaya ihtiyaçları var. Anlatabiliyor muyum? Bak mesela acı bir şey söyleyeyim. İngilizlerle ticaret anlaşması imzalıyorlar. Yani Lenin'in sağlığında yapılan bir anlaşma bu. Bir madde var. Ticaret dışı bir madde var bu anlaşmada. Diyor ki İngilizler bu anlaşmayı yaparız, ticaret yaparız yani sizinle. Fakat siz de bu anlaşmanın karşılığında İngiliz sömürgelerindeki Bolşevik propagandayı durduracaksınız kardeşim. Bunun altına imza atıyorlar. Yani el altından devam edebilir ama buna imza atıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Mecburiyet ve ilke. Karşı karşıyasın ve bir yol almak için böyle işler yapıyorsun. İkinci bir mesele söyleyeceğim. Doğu Halkları Kurultayı var. Birinci Doğu Halkları Kurultayı. Niye ikincisi yok sence? Birinci geleneksel Kiraz Festivali gibi bir şey oluyor yani. Biraz karikatürize edelim. Tamam. Birinci geleneksel doğu, ikincisi yoktur. Doğu Halkları Kurultayı
nesnel anlamı artık öyle söyleyeceğim. Tehdit etmektir İngilizce. Yani siz bizim boğazımızı sıkmaya devam ederseniz biz bütün doğudan topladığımız delegasyon ve hareketle sizin her tarafınızı karıştırırız demektir. Bir uzlaşmaya razı etmektir. Belki de o işin sonucunda bu anlaşma oldu. Anlatabiliyor muyum? İkinci bir mesele, Doğu Halkları Kurultayı'nda Enver Paşa delege. Yani muazzam bir katil yani. 3 milyon insanın kanına girmiş. İmparatorluk batılmış. Sarıkamış'ta şey gibi sürmüş insanları şey orada. Ne olursa olsun bunlar Anadolu'nun yoksul köylü çocukları yani. Ermeni soykırımının baş mimarlarından. Bunlarla sen Doğu Halkları Kurultayı'nda Ermeni delegasyonu yan yana getiriyorsun. Türk komünistlerini yan yana getiriyorsun. Hintli komünistleri yan yana getiriyorsun. Nasıl iş bu? Orada da bu tehditin unsurları var yani. Çünkü Enver bir şekilde Osmanlı'nın düşük lideri dahi olsa Doğu halkları üzerinde bir kudreti olduğu varsayılan veya tehdit potansiyeli olan İngilizlere karşı bir unsur olarak vitrine çıkarılmış koyulmuştur. Ama bunlar ağır problemler. Yani tekrar ediyorum, hiçbir keyfi değildir. Çok büyük ağır zorunlulukların baskısı altında yapılan hatalardır. Önce ayakta duralım meselesi yani. Bu vadireyi bir atlatalım meselesi. Şimdi bu iş şeye geldikten sonra, emareleri bunlar olan iş 1925'ten sonra sistematize olmaya başlıyor. Ama ben sana bak buradan iki tane bizi dinleyen herkese bir şey okuyayım. İki tane şey okuyacağım yani. Eleştiriyorsunuz beni, hazırlık yapmadan geliyorsunuz diye. Biraz yaptım bu sefer. Bir akşamda dahi olsa. Şimdi 1900 bir saniye 1924 tarihli Lenin ve Leninizm adlı broşür. Türkiye Komünist Partisi'nin broşürü. Aydınlık Külliyatı No 10 broşür. Altında da Şevket Süreyya Aydemir ve Sadrettin Celal'in imzası var. Şevket Süreyya'yı ihanet etmiş halini düşünmeyin. Yani bu kudretli adamı o zaman şeyin, partinin. Senede 1924. Türkiye Komünist Partisi'nin bak bugünlere falan ışık tutacak işler bunlar. Görev çerçevesini çiziyor bu broşürde. Lenin ve Leninizm neymiş? Bak şimdi okuyacağım. Dikkatle dinlenmesini rica ediyorum. Memleketimiz şimdi bir sermaye birikmesi devri yaşamıyor. Sermaye birikmesi. Önemli yani. Değil mi? Bizde henüz proletarya değil, işsizler, iktisatsızlar, hülasa yani özetle lümpan proletarya artıyor. Nasıl ki iktisadi gelişme dediğimiz hallerde hakiki sanayi ve ticaret değil, iftikar yani spekülasyon hakim olmaktadır. Burada bu hakim oluyorsa öbür taraftan lümpen proletarya, gerçek proletarya gelişmiyor diyor. Binaenaleyh, bizde ne sosyal demokrasi, bunu bir şey kabul et, sansür kabul et yani komünist diyememiş olabilirler. Ne de diğer şekil ya da diğer şekil derken komünistleri kastediyor olabilir. Diğer şekil kütle ve hareketler için lazım olan içtimai zemin, toplumsal zemin henüz tabiatıyla teşekkür etmemiştir. Bizde komünizmin zemini yok diyor adam, Komünist Parti. Sosyal demokrasinin bile yok diyor. Sanayi yok, proletarya yok. Anladın mı? Memleketin zengin, sermayeli, ileri bir hale gelmesi şimdi günün tarihi vazifesidir. Komünist Parti'nin birinci vazifesini memleketin zengin, sermayeli ve ileri hale gelmesi. Burjuvazi'nin de şeyi bu, hedefi bu. Kemalistler de bunu istiyor. Farkın ne senin? Bu vazife ise disiplinli ve müteşekkil bir Cumhuriyet Partisi'ne düşer. Cumhuriyetin idame ve muhafazası için, yani korunması ve sürdürülmesi için yapılacak her hareket, hatta ne kadar şiddetli bile olsa doğrudur. Terakkiperverane ileri bir harekettir. İlerici ve ileri bir harekettir. Anladın mı? Bu nedir? Bu bir ikinci enternasyonel menşevizm manifestosudur. Bütün kökünü, dibini böyle şeylerden yani sembolik, metaforik bir anlam atfediyorum ben bu analize, bu değerlendirmeye. Hepsinin bugüne kadar olan gelişimdeki bu eğilimin, cumhuriyeti kazanımlarını koruyalımcı vesaire işlerin kökü bu ideolojik anlayıştadır. Bu ideolojik anlayışın kökü de ikinci enternasyoneldedir.
başını kaldırıyor dedim. İşler bunlar. Çünkü bunu söyleyen parti Komünist İnternasyonel üyesi bir parti. 1924'te söylenmiş bu. Peki bunlara özgü bir eksik kavrayış falan denebilir. Bak başka bir şey daha okuyacağım şimdi. Şimdi 1922 senesinde iki tane komünitern gözlemcisi gönderiliyor Sovyetler Birliği'nden. Bu Anadolu'da ne oluyor? Bize şey yap. Hatta Frunze'de gelmiştir. Kızıl Ordu liderlerinden. Onun anıları da var. O da çok ilginç. Görüyor her şeyi yani. Samsun'dan, Havza'dan Ankara'ya gelene kadar yol boyunca cesetler görüyor. Pontus Turunlar'ın cesetlerini. Kendi başına yol kenarında kalmış ağlayan çocuklar görüyor. Pontus çocuklar. Bunları büyük bir protesto konusu yapmadı şey. Bunlar kendi şeyinde yazıyor. Okudum yani o şeyi. Şimdi bu iki gözlemci 1922'de bu işler sürerken rapor veriyorlar. Bu da iki komünitern gözlemcisinin Kurtuluş Savaşı değerlendirmesinden okuyorum şimdi. Evet, henüz zayıf örgütlenmiş olan ülkenin iktisadi geri kalmışlığı veya terkirlikten gelen aydınlanmamış olma durumu, okuma yazma bilinmemesi ve geniş kitlelerin batıl inançları nedeniyle eli kolu bağlanmış olan Türkiye sosyalistleri, Rusya'da böyle %80 okuma yazma bilmiyor. Ne farkı var? Neyse, devam edelim. Avrupa ve Amerika'daki partiler gibi devlet gücünü ele geçirmeyi ilk görev yapmamalıdır. Baştan sona arıza. Devlet gücünü ele geçirmek ne? Marksizm bu işi bırakmış. Devleti yıkmak ve yeni bir iktidar kurmak. Biçimde bir jargon vardır. Ayrıca da onu bile, yani devlet gücünü ele geçirmeyi bile ilk görev yapmayacaksın. Ne yapacaksın? Tam tersine Türk emekçileri yerli burjuvazi doğudaki İngiliz gücünü alttan alta torpillediği sürece yerli burjuvazi, Kemalistler torpillediği sürece kendi genç burjuvazisine karşı sıkı iktisadi mücadeleye son vermeksizin yerel burjuvazisini bağımsız bir Türk devletinin kuruluşunda desteklemelidirler. Anladın mı? Yani sen devrim işlerinden falan vazgeç iktidar işlerinden. Nasıl bu Komünist Partisi şey olsun ki yani iddialı bir iktidar mücadelesi yürüsün. Genç burjuvazini destekle. Ona da bir tane görev tayin edilmiş. Zaten onu bir şekilde yaptıkları varsa bir objektif olarak. İngilizleri bunlar oyaladığı sürece bunları destekleyin diyor. Yani mevzu Türkiye devrimi değil. Sovyetler Birliği'nin güvenliği meselesi. Anladın mı? Burada araya girip bir soru sorayım sana. Bir sorma bitireyim pasajı. Yani birazcık ertele. Öte yandan sosyalistler ilerici burjuvazi işte irticaya karşı desteklemelidirler. Bu da nerede ifadesini buluyor? Şeyh Said isyanına karşı desteklemesinde ifadesini buluyor. Bunu komüniter söylüyor. Bak deminkini dedik ki bizimkilerin saçmalığı diyelim hadi. Yeni doğan Türk Komünist Partisi burada yapılan parti kongresinde gösterdiği gibi bu gerçeklerin tamamıyla farkındadır. Parti delice bir ihtilalciliğe girişmiyor. Ve olanaklar ne kadar çekici görünürse görünsün, daha gerçek bir işçi sınıfı olmadan işçisiz bir işçi devrimi yapmayı da düşünmüyor. Hiç bunların üzerine söylenecek şey yok. Rafine menşevizmdir. Rafine ikinci internasyonel çizgisidir. Tamam mı? İlerlemecidir. Nasıl onlar Avrupa dışında bir devrim ihtimalini hiç görmediler? Burada da zaten mümkün değil. Temeli yok bu işin diyor. Geriye bir tek şey kalıyor. Burjuvaziye ekonomik mücadele yürüteceğin siyasi olarak onları yapacaklarını yapıyor zaten. Ve İngilizlere oyaları sürece destekleyeceksin. Gericiliğe karşı destekleyeceksin. Sosyalizm mücadelesi için gerekli şartlar olgunlaşana kadar burjuvaziyi destekleyeceksin diyor ya. Hem Komünist Parti hem komünitern adına gelen delegasyon. Ve bu raporlar gidiyor. İzleniyor, görülüyor, biliniyor. Şimdi bu bir sapma değil mi? Bu bir üçüncü enternasyonelin devrim iddiasından geriye düşüş değil mi? Her şeyin merkezine çok zorunluluklar da olsa, bak bunu atlamıyorum yani, keyfi konuşmuyorum. Sovyet devletinin güvenliğini koymak değil mi? Dış politik enternasyonelizmi bu işe indirgemek değil mi? İlk nüveleri bunlar. Bu iş 1925'ten sonra sistematize oluyor. Sovyet devriminin güvenliği ve bunun meşrulaştırıcısı olarak ikinci enternasyonel çizgisine ricat. Marx zaten teorik üretim bitiyor o süreçten sonra. Anlatabiliyor muyum? Evet, Kemalist hareketle ilgili cevabım bu. Bu kökten gelerek aslında TKP'yi tartışacaksak komünitarını tartışacağız kardeşim. Bunun başka yolu yok. Böyle vur eşeğini de affedersiniz çok sözüm meclisten dışarı. Dövemiyorsan semerini döveceksin işi yok. Seçmişte hata olmaz diyeyim. Bu iş olmaz. Bu dünya çapında bir problemdir.
Komintern bu işleri formüle etmiştir. Türkiye Komünist Partisi. Türkiye Komünist Partisi'ni ben şunun için niye bu çizgiye karşı çıkmadın diye eleştiririm. Anlatabiliyor muyum? Papaz olma pahasına yani. Aslında iki sorumu tam buradan sorayım. Senin bahsettiğin konularla ilgili. Burayı biraz kısaca değerlendirip kapatıp diğer konumuza geçelim. Şimdi ayrıntılı açıkladın aslında. Yani bir Sovyet dış politikası var ve bu politikada işte hem içeride iç savaş gerçekliği var. Bahsettiğin gibi işte milyonlarca insan ölmüş, zaten savaştan çıkmış bir ülke gerçekliği var. Bunun üzerine bir iç savaş var. Ve bütün emperyalist güçlerin neredeyse hem iç meselelerle hem de dışarıdan bir kuşatılmışlık durumu söz konusu. Sovyetler de bu süreçte işte hem nefes alma, emperyalistlerle bir denge yakalama, hem de işte var olan Türkiye gibi ülkeleri kendi yanına çekme, çekemiyorsa bağımsız, bağlantısız bir şekilde tutma, onu da yapamıyorsa en azından tamamıyla emperyalizmin kucağına gitmemesi noktasında bir politika izliyor. Şimdi bu bence yanlış ama sen bahsettiğin koşullar içerisinde gerekçelendirilebilecek bir durum. Şimdi buradaki sorum şu. Sence Türkiye Komünist Partisi'nin, bu parti önderliğinin bu politikaya rağmen Türkiye'deki mevcut koşulları sonuçta yaşayarak, görerek içinde bulundukları bir ülke gerçekliği var. Bu duruma dair farklı bir çizgi ya da farklı bir politika geliştirememeleri, Sovyet yönetimiyle bu noktada bir tartışma ya da bir çelişme içerisine girmemelerin altındaki ideolojik politik etken nedir? Bir bu. Yine bununla bağlantılı sen de bahsettin ki çok önemli bir mesele. 1970'lere kadar özellikle bir uğur olarak sosyalist hareketin sırtında kalan bir durum. Yani Türkiye'deki işte Koçgiri, Şeyh Said, Dersim katliamları, Kürt katliamları feodalizmin tasfiyesi şeklinde tasvip edilmiştir, onaylanmıştır. Kemalizm, sen az önce pasajda da okudun, hem Sovyetler yönetim tarafından hem TKP tarafından işte Türkiye'deki kalkınmacı, ilerlemeci, modernist sürecin öncü gücü ve bu gücün desteklenmesi noktasında bir politika izleniyor. Gerçi 1924-25'lerden sonra biraz özellikle Almanya'daki işte Macaristan'daki o devrim sürecinin kapanmasıyla beraber biraz Sovyetler politika değiştiriyor ama bunun hiç etki etmediği tek ülke neredeyse Türkiye. Yani bu iki meseleye dair de böyle kısaca bir kısaca şunu söyleyeyim. Aktarımda bulunursan diğer konuya geçelim. Bu dünya çapında yaşanan bir süreç. İş Türkiye'ye özgü falan değil. Bu şeyi kıran yani biraz cepheden savaşarak değil ama yani hı deyip bildiğini okuyan, başka bir çizgi inşa eden iki tane şey var komünitarın dönemi içerisinde. Bir tanesi Mao takmıyor yani bu çizgiyi ama çatışmıyor. Kendi yolunu inşa ediyor. İkincisi de bir ölçüde Tito. Yani onu daha sonra geliriz. Yani öyle muazzam bir derin çizgi mi inşa etti? Hayır. Sadece telkin edilen şeyin dışında bir şeyde ısrar ediyor adam. Bunun dışındaki bütün partiler hepsi tabi oluyor. Muazzam bir otorite var karşınızda. Ekim devriminin liderleri var. Ekim devriminin prestiji var. Bu iş biraz zor. Yani ikincisi de teorik ve ideolojik müktesebatları şekillenmeleri bu işe uygun. Bak adam ne diyor? Anladın mı? Zaten buna inanıyor. Yani bir kötü bir şey yaptığını boyun eğiyorum diyerek yapmıyor bunu. Buna inanıyor adam. Yani o 21 koşulla falan bir dönüşüm gerçekleşmemiş. Bak ama bu Ekim devrimi ve 3. enternasyonel adına Lenin'in ortaya koyduğu platform adına savunulamaz. Niye savunulamaz? Bütün dünyada devrimin koşulları var diyor. Sistem olarak emperyalizm başına sürmüştür diyor. Zayıf halkadan kıracağız diyor. Sen ne yaptın? Geri döndün. En ileri yerden geçeceğiz. Tamam mı? Yani o zaman ilerlemek için burjuvaziyi desteklemeyi program edineceğiz. Sanayi yapacağız. Kültür gelişecek, demokrasi gelişecek, her neyse, anladın mı? Ondan sonra bizim günümüz gelecek. Anlatabiliyor muyum? Halbuki emperyalizm analizi ve Leninist kesintisiz devrim esprisi de dünya devrimi anlayışı, bak başka bir şey getirdi adam. Bütün ülkelerin işleri birleşiniz, değil mi slogan Komünist Manifesto'da? Lenin'den sonra
hala bugün yayın organlarımızın başındadır. Başka bir şey ekleniyor. Bütün ülkelerin işçileri ve izleyen halkları birleşiniz diye. Lenin, 2. Antikomünist'in gündemine dahi girmeyen ulusal sorun, sömürgeler sorunu, tarım sorunu, köylü sorunu, bütün bu konular hakkında açılımlar yapmıştır. Çünkü devrimin potansiyellerini açılacaksınız. İşçi sınıfı ve Avrupa dışındaki potansiyellerini açılacaksınız. Bu ihtiyaçla bağlantılı. Devrim anlayışınız başkalaşmış. Tam sen ne yaptın? Bütün bunları hasıraltı ettin. Yeniden o eski anlayışa döndün. İkinci entamasyonun geri görmesi böyle bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Ha, acı olan şey şu. Bir kaleye şey olup yani devrim beklentileri hayal kırıklığıyla sonuçlanan Sovyet liderliğinin kaleyi koruma adına bütün bir internasyonalizmi büyük oranda devrim imkanının olduğu yerde devrim çıkarmaktan çok Sovyet devletinin güvenliği ve ihtiyaçları bağlamında ele almaya başlaması ve bunun da bu teorik platformla uzlaşır, anlaşır, meşrulaşır hale gelmesi. Böyle bir bütünlük var bu işte. Şimdi bak, dolayısıyla cevabım bu. Ve bu anlayış o kadar çok devam etti ki işte. Milli demokratik devrim tezinde, asker sivil aygın zümre işlerinde, şunda bunda hala bugün işte Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyalım işlerinde devam eden işler. Halbuki sen şu cümleyle başlamıştın yani. Oku diye başlıyor ya Kur'an. Senin birinci cümlen yani. Leninist devrim anlayışı itibariyle emperyalizm ve proleter devrimine bütün dünyada devrimin imkanları vardır. Sadece sosyalizme gidişin yolları farklı olacaktır. O zaman artık senin burjuvazi değişim bitmiş. Ondan bir şey umma, üretim güçlerini geliştirsin, sanayi geliştirsin, ticaret geliştirsin, proletere geliştirsin, işleri bitmiş, eskide kalmış. Anlatabiliyor muyum? Ve Lenin ve Leninizm adına bütün bunlar savunuluyor. Dolayısıyla bu. İkincisi de bürokratik yapılara dönüşmüş. DKP'nin bütün anılarında, kadrolarında neyi görüyorsun? Mühürü kim alacak? Yani Moskova'da mühür kime verilecek? Yani kaba kaçacak ama kişilik mi bırakır böyle bir süreç insanlarda, kadrolarda? Nazım Hikmet gibi koca bir adam işte Troçkizm'in de suçlandı diye bunalımlara girebilmem ne yapıyor? Doktor Hikmet Kılıcım kendince farklı şeyler yapmaya çalışıyor, söylemeye çalışıyor. Dert hep o delip kenara atılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu bir kireçlenme, bürokratik yapıya dönüşme ve sonuç olarak Sovyet dış politikasının ihtiyaçlarına göre mesela 1930'ların sonundaki 30'daki desantralizasyon politikası da böyle bir şeydir. Yani savaş başlayacak. Kendinizi bir nevi tasfiye edin diyor. Yani otonom gruplar halinde kalın. CHP'li de fazla yetişmeyin, şey yapmayın, kakışmayın. Neden? Aslında burada Türkiye rejimine verilen o kritik süreçte yine bir zorunluluğun baskısıyla yani sizinle uğraşmayacağız kardeşim biz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla düşmanlık beklemeyin bizden mesajıdır. Bunun anlamı budur ya. Yoksa 30'ların Komünist Partisi Türkiye'de devrim yapacak hali yok. Ama sembolik önemi var. Verilen bu tutum üzerinden verilen mesaj var şeye, rejime. Olay böyle. Asıl tehlikeli olan şu. Bu çizginin aşıldığı varsayılan Leninist emperyalizm ve devrim anlayışı aşıldığı varsayılan ikinci enternasyonel çizgisinin yeniden zuhur etmesi ve dünya komünist hareketinin devrimci akımlarında da reformist akımlarında da çok kuvvetli etkiler ve izler taşımasıdır. Mesele budur yani. Asıl tehlikeli olan bu. Dünya çapında etkili oldu. Türkiye ile ilgili kısmı burada noktalayayım bak. Birkaç şey söyleyeyim yani bunu ben Türkiye'ye girizgah olarak anlattım. Dünyanın başka olaylarında nasıl oldu? Enternasyonali tartışacaksak enternasyonel döneminde yaşanan önemli olaylara çok kısaca da olsa bakmamız lazım. Belli başlı olaylar var. Ben sana söyleyeyim. 1927 Şangay ayaklanması, Kanton ayaklanması Çin'deki ve bunun bastırılması. İtalya bir önceki dönemdir faşist Mussolini'nin iktidara gelmesi ve bunun engellenememesi. Almanya'da faşizmin engellenememesi ve Hitler'in iktidara gelmesi. İspanya'da devrime yürünememesi ve iç savaşın sonucunda yenilgi. Halk cephesi politikalarının Fransa'da başarılı gibi olup bir şey yapayım. Sonuç olarak Leon Blum hükümetiyle İspanyol devrimine ihanet eden bir pozisyona gelmesi. Anlatabiliyor muyum? Bu enternasyonel, 3. enternasyonel döneminde yaşanan dünyadaki belli başlı krizlerdir. Devrim karşı devrim denklemleridir. Hepsinde kaybedilmiştir. Gerçek budur. Daha net ifade edeyim. 3. enternasyonel
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yani önüne çıkan bu problemlere çözüm üretme noktasında başarılı olamamıştır. Tek dayanağımız yine o kaledir, yani Sovyetler Birliği'dir. İkincisi, hiçbir teorik üretim yoktur. Bunu çok altını çizerek söylüyorum. Teori bütün hayatiyetini yitirmiştir. 1935'te faşizm mi tahlil edilir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Atalan Üsküdar'ı geçmiş, tahlil etsen ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Ben buradan konuyla bir cümle söyleyeyim, oradan devam et. Bir cümle söyleyeyim. Lenin 1922 senesinde emperyalizm tahlili yapsaydı, bunun Deniz Devrim şeyinin teorisinin inşası bakımından bir anlamı olur muydu ya? Bitmiş iş yani. O gün. İkinci Enternasyonel'in bittiği gün sistemi de analiz ediyor. Devrim imkanları bakımından krizini de analiz ediyor. Eski Komünist Partisi'nin, eski Komünist platformunun eleştirisini de yapıyor ve gelişecek olaylar için yeni bir perspektif ve yol açıyor. Teori bu. Bunu yaparsa teoridir, yoksa yoktur. Sen faşizmi 1935'te analize etmişsin ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Teori de donmuştur. Bütün kritik problemlere yanıt üretememiştir. Bu dönem boyunca. Yani bu konuya biraz eğilelim istiyorsan. Eğilelim. Bu çok önemli bir şey. Şimdi hepsine bak. Tek tek kısaca Kanton'a bakabiliriz. İspanyol İç Savaşı'na bakabiliriz. Vesaire. Bunlara bakabiliriz. Yani. Tamam. Şimdi süreç aslında şöyle gelişiyor. Almanya'da meşhur Reichstag komplosuyla beraber aslında faşistlerin adım adım iktidara gelme süreci var. Dimitrov da bu süreçte Almanya'da ve yargılanıyor. Mahkemelerde de gayet güzel bir savunması var. Sonra dönüyor Sovyetlere ve burada ayrı bir yere koyuyorum bak. Analiz falan, bu politik bir mesele. Tabii. Ve burada Dimitrov'un meşhur faşizme karşı birleşik cephe politikası gündeme geliyor ki bu sonradan Sovyetlerin dış politikası haline geliyor aynı zamanda. Şimdi burada çok tarihi, çok önemli bir süreç var. Komintern 7. Kongresi. 35'te yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam ve 7. Kongre'de bir halk cephesi politikası geliştiriliyor. Faşizme karşı işte baş düşman tespiti yapılıyor ve bu süreç ta 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar aslında uluslararası sosyalist hareketin kaderini etkileyen bir sürecin de kapısını aralıyor. İşte doğru. Sen daha önce bahsettin, Fransa'da iktidara geliyorlar aslında halk cephesi içerisinde, çok güçlüler. İspanya'da kez aynı. İşte öncesinde İtalya'da Mussolini'nin faşizmi iktidarlaşıyor. Almanya'da çok güçlü bir komünist hareket var. Hitler sonradan işte faşizm meselesi zirveye oturuyor. Yine savaş sonrasına denk geliyor ama Yunanistan'da misal çok tartışmalı, çok trajik olaylar eşliğinde devrimin yenilgiye uğrama meselesi var. Buna benzer birçok durum var. İstiyorsan bu örnekler, birkaç örnek üzerinden kısaca bu faşizm, yani baş düşman ve halk cephesi politikalarının uluslararası komünist harekete, sosyalist harekete ne tür etkiler oldu, nelere yol açtı, biraz bunlardan bahsedelim. Evet, şöyle söyleyeyim, daha geniş bir çerçeveye oturtayım senin sorduğun soruyu. Komintern'in ve Sovyet liderliğinin izlediği çizginin izdüşümleridir halk cephesi politikaları vesaire. Ve her yerde bunu görülebilir. Ben daha önce gördüğüm bir iki örnekten başlayayım, oraya geleyim. Yani o senin soruna. Mesela Kuomintang var şeyde. Yani Burjuva Milliyetçi Devrimcilik diyebileceğimiz bir tür Çin Kemalizmi. Biraz daha belki şey olabilir. Yani bilemiyorum tam. Kuomintang'la ortak cepheye, ortak örgütlenmeye zorlanıyor şeyler. Komünistler. Çin Komünist Partisi. Kuomintang lideri Chiang Kai-shek 1926'da toplantısına delege olarak katılıyor. Yani üye kabul ediliyor mu Komintern'e bilmiyorum ama bir böyle onur üyeliği ya da yedek üyelik gibi, deneme üyeliği gibi bir süreç içerisinde ve komünistler bu işe zorlanıyorlar. Şimdi bu iş Şangay'da, Kanton Şangay aynı kent herhalde, 1927'de yani bir yıl önce Komintern'e delege olarak katılan Burjuva Milliyetçi Kuomintang'ın lideri Chiang Kai-shek birlikleri bu kentteki büyük işçi hareketini, büyük komünist hareketini kanla yazıyorlar. Sen daha iyi bilirsin ama bildiğim kadarıyla 100 bin civarı ölü var orada.
Yani muazzam bir şey. Şimdi neden bu ittifaka zorlanmıştı bu şeyler? Komünistler Guomindang'la. Gerekçe aynı. Teorik ve dış politikaya ilişkin gerekçeleri. Bak biz şimdi olayların bir mantığını çıkarırız. Yani neden böyle oluyor meselesine cevap vermeden bir sürü yığın halinde olay anlatırsın. Bir anlamı yok bunların. Bir kırmızı bir ip gibi bir bütünlüğü var, sistematik omurgası var bu işin. Bir çizgi ve bunun tezahürleri bunlar oluyor. Bu çizgiyi ifade edilmese bile olayların içerisinden çıkarabilmek önemli olan. Burada da bir geri köylü ülkesi kabul edilen Çin'deki devrim potansiyelini, komünistlerin potansiyellerine güvensizlik ve burjuva milliyetçiliğin yani emperyalizmle çatışan ve Sovyetlerle dost olma ihtimali olan bir yapının mümkün olduğu, komünistlerin de bunlarla çatışıp bunlarla ürkütmek yerine Sovyetlerden Batı kampına vesaire itmek yerine bunlarla birlikte olarak Sovyetler Birliği çevresinde bir tampon bölge örülmesi, emperyalizmin bu işlerle meşgul edilmesi, çünkü bunlarda büyük kuvvetler var gerçekten diğerlerine kıyasla ve mümkündür bir ihtimal etkimiz altına girer mi hesabıyla bu tip politikalar izleniyor. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse Çin'de o dönem bir Guomindang döneminden, nasıl bir Kemalist dönemden geçilecekse Türkiye'de proletarya devrimi için döneminden geçilmesi gerektiği için de bir anlayış var. Bak aynı şeyle karşılaştık değil mi? Tamam. Şeydeki İspanya da bunun örneklerinden biridir. Bak İspanya 2. Dünya Savaşı'nın laboratuvarıdır. Laboratuvarıdır yani. Bütün kuvvetler orada kendilerini sınamışlardır. Devrim anlayışlarında laboratuvardır. 1932 veya 33'te o krallık düşüyor. Demokratik devrim yani bir tür. Bir iktidar boşluğu ve ama kendini oturtamamış bir iktidar yapısı. İşte sosyal demokratlar, Chaballero diye bir liderleri var. Anarşistler var, komünistler var, herkes var. Tamam mı? Bu iktidarın kendini şu veya bu yönde, arada durup bisiklet gibidir yani, duramazsınız. Ya ileriye ya geriye ya da hareket edeceksiniz yani. Tamam mı? Büyük bir kargaşa içerisinde devam etmesi sonucunda sonuçta gericiler örgütleniyor. Yani Franco, General Mola gibi askeri kadrolar. Bir ayaklanma ya da bir darbe sürecine giriyorlar. İç savaş bunun üzerine başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama Rusya'da da benzer bir şey gördük biz. Yani Menşeviklerle, sosyalist devrimcilerle çatışırken Temmuz'a kadar gelen süreçte, Şubat'tan Temmuz'a, Temmuz sonunda Kornilov bu boşluktan faydalanıp Petersburg'un üzerine yürüyor. Karşı devrim yürüyor yani. Aynısı. O zaman ne yapacaksınız? Rusya'da başka bir tutum izleniyor. Rusya'da demokratik devrimin bu aşamasında çakılıp kalmak gibi bir anlayışla yürünemeyeceği, yoksa gericiliğin gündeme geleceği ve sosyalizme yürünmesi gerektiği biçiminde. Klasik anlayış ne? Sanayi gelişecek, proletarya gelişecek, demokrasi olacak, bu aşamadan geçilecek ki biz sosyalist devrimi, aşamalı devrim dediğimiz şey. Hayır, bunu da kaybedersin. Anlatabiliyor muyum? Şeyde olan budur. Nedir olmadı? İspanya'da olan budur. Bak o kadar kötü işler var ki sen kardeşim bir şekilde iktidar paydaşı olma ya da o boşlukta etkili olma şansına sahipsin. Bu devrimi ilerletmek için temel meseleler var önünde. Bütün ulusal sorunları çözme yönünde bastır. Etkili olamasan bile. Sonuç alamasan bile. Bask var. Katalanlar var. Daha da önemlisi İspanyol fası var. Sömürgesi. Anlatabiliyor muyum? Etkili olsun olmazsın ama bütün bu toplumsal kesimlerin desteğini elde edersin. Tarım sorununun çözülmesi için bastır. Gerçekleşmiyorsa elde ettiğin kuvvetle sosyalist devrimi gündemleştir. Burada sen menşevizme geri dönmedin mi şimdi bu tutumunla? Oyalanmayı da şununla bununla. Adamlar ne yapıyor biliyor musun? Güney sahillerinde Kadiz mi bilmiyorum bir kent var. Bütün donanmayı alıp İspanyol fasına gidiyorlar. Frankocular. Ya sen niye bunlara el koymuyorsun? Ne oyunu oynuyorsun? Demokrasicilik oyunu oynuyorsun orada. Sovyet dış politikası da bununla örtüşen tarafı nedir diyeceksin. Nedir diyeceksin? Dünya biliyor ki bütün Almanya'ya koyulan savaş yasakları çiğnenmiş.
Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda olan yasakların tamamı çiğnenmiş, ayaklar altına alınmış. Hitler hızla silahlanıyor ve Hitler'i Batı Avrupa, emperyalist kamp, İngiltere'si, Fransa'sı, şeysi, Amerika'sı inceden inceye önünü açarak uzlaşma, yatıştırma politikaları adı altında hem güçlenmesine izin veriyorlar hem de Sovyetler Birliği'nin üzerine sürmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Sovyetler Birliği bu durumda ama daha biraz örtük gidiyor yani. Açıktan Hitler'le ittifak falan kimsenin yok. Bu durumda, bu tablo içerisinde bir İspanyol Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ortaya çıktı. Ne olacak? Buradan şu endişe duyuluyor. Şu endişe duyuluyor. Bütün Avrupa gericiliği bu tehdit karşısında ikinci bir Sovyet, Avrupa'nın batısında ikinci bir Sovyet tehdidi karşısında Sovyetler Birliği'ne karşı domuz topu gibi kenetlenecek, ezileceğiz. O zaman devrimden vaz mı geçelim? Siz böyle bir tehlikeye yol açmak için, işte kalemizi korumak için bundan... Hayır. Burada bir ara yol aranıyor. Uzlaşma yolu aranıyor. Bak ben bunu yazdığı yer yok. Ama okuyun Fernando Claudini. Bak bir sürü şey var. Bu olayların mantığından bu çıkıyor. Uzlaşma şu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti değil, krallık yıkılmış bir demokratik cumhuriyet. Bir tür burjuva demokrasisi ve komünistlerin içinde güçlü mevcuttu cumhuriyet. Bundan da umulan iki tane şey var. Birincisi Sovyetler Birliği'ne karşı olası bu gerici ittifakı tetiklememesi, ürkütücü olmaması yani bunun. İkincisi de İspanya'da tutulan mevziyle yarın öbür gün buradan ilerleyip İspanyol devrimine yürüme ihtimali. Hayat böyle gelişmiyor işte. Bak her şeyin bir mantığı var. Yine aynı şeylerle karşılaştık. Değil mi? Halk cephesi politikaları da böyle bir şey. Sen sosyal faşizm tezini ortaya atıp evet ben lanet olsun yani bu ihanetçi bu sosyal demokratlar, Avrupa'nın sosyal demokratları. Yoldaşlarının kanına girmiş. Bunlar sevilir adamlar değil. Bunlarla iş tutulur adamlar değil. İhanet karakterleri olmuş. Ama milyonlarca işçi var. Sen bunu bütün o ihanetçi liderlerle aynı kategoriye koyabilir misin? Bu işlerle ittifak yapmanın yolunu arayacaksın. Sosyal demokrat. Sosyal faşizm dediğin zaman kemikleşiyor. Adam kendi liderliğinin arkasında duruyor. Ve bu aradan Hitler sıyrıldı. Yoksa Sosyal Demokrat Parti'deki işçi kitleleriyle komünistlerin etkisi altındaki kitlelerin birliğinden Hitler'in hiçbir şansı yok. Yükselme ve gelişme şansı yok. Ha, buradan çuvallamışsın. Tamam mı? Ve dünyanın kaderini değiştiren bir çuvallama bu. Almanya'da devrime gitmek de dünyanın kaderini değiştirirdi. Faşizmin iktidara gelmesi de dünyanın kaderini değiştirir. Tamam mı? Ondan sonra 1935'te bu utangaç bir şekilde bu şeyleri reddedip cephe politikası öneriyorsun. Yanlış mı? Doğru. Doğru olan şeyin eksiği ne? O da şu. Cephe politikasını faşizm tehlikesine karşı bunu püskürtmek için bu kitlelerin birliği için şey yapabilirsin ama sen cepheyi faşizmin alternatifi olarak belki bir uğrak olarak da olabilir ama mutlak olarak burjuva demokrasi dediğin zaman reform için devrimi terk ediyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Reform için devrimi terk ediyorsun. Bu cephe politikasının kısmi başarıları var mıdır? Tek başarılı olduğu yer Fransa'dır. Yani Fransa'da gerçekten faşistlerin iktidara gelme ihtimali var. Bu cephe politikaları sayesinde genel grevlerle, işçilerin birlikte hareketiyle bu iş püskürtülmüştür. Ama ortaya çıkan Léon Blum hükümeti sonuçta bir burjuva hükümettir ve çok büyük ihanet etmiştir şeye, İspanyol devrimine. Örtülü şekilde, utangaçça. Bir, bunu söyleyebilirim. İkincisi, bu cephe politikalarının devamı niteliğinde olan İkinci Dünya Savaşı sonu olayları, özellikle İtalya, Fransa, Yunanistan. Anlatabiliyor muyum? Buralarda burjuva demokrasisine fit olunmuştur. Fransa, bunların üçünde de iktidarı zorlamak için, iktidar hamlesi yapmak için ve başarılı olmamak için bir sebep yoktu. Anlatabiliyor muyum? Ama buna rical edildi. Bu çizgiye rical edildi. Teorik platform bu. Reform için yani faşizme karşı reform pozisyonunu tutmak için devrim bayrağı Bordo'dan geminin bordasına atıldı yani. Stalin diyor ya burjuva demokratik özgürlükler bayrağını Bordo'dan attı burjuvazi. Biz kaldırıp devrim bayrağını attık şeydir. Bordo'dan aşağıya. O bayrağı. Şimdi dolayısıyla bunun da Sovyet dış politikasıyla örtüşür tarafı var. Sana söyleyeyim. Nasıl var biliyor musun?
yine ağır zorunluluklarla bağlantılı şekilde var. Şimdi 22 milyon insan ölmüş kardeşim. Bu öyle böyle bir hikaye değil. Türkiye'nin nüfusu 17 milyon o zaman. Yunanistan'ın nüfusu 6 milyon civarında. İki ülke yok olmuş. Bu kadar ağır bir şey. Tamam mı? İkincisi, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar Japonya'ya atılmadı. Kimse bu işte aldanmasın. Zaten bitik durumda Japonya. Buna ihtiyaç yok. İki sebep. Bir, Sovyetler Birliği tehdit edildi. Burada Potsdam'da görüşmeler sürüyor bu bombalar atıldığında. Anlatabiliyor muyum? Yeni bir savaşla, yıkıcı bir savaşla tehdit edildi. İkincisi de Amerika liderliğini ilan etti. 1991'de Bağdat'ın bombalanması da böyle bir şeydir. Paramparça ettin Bağdat'ı. Bir bombayla Rizkınak'ta 500 kişi öldü. Bağdat'a girmedin. Ne yaptın sen? He? Girmedin yani. Arkasından durdun. 33. paraları 25'in neyse yani. Durdun bir yerde. Bunun anlamı ne? Bir orayı terbiye ettin yani bir itiraz gelmesine. İkincisi de dünyaya Sovyetler bitti. Kral benim dedim bu bombardımanla. Bu işlerin böyle sembolik anlamları var. Sovyetler Birliği tehdit edildi şeyle. Hiroşima ve Nagasaki ile. Yeni bir savaşla tehdit edildi. Ve bu durumda da işte 3 tane şey var. Yalta, Potsdam ve Tahran'da görüşmeler var o dönemde. Ama asıl olarak Yalta ve Potsdam'da, özellikle de Yalta'da bu kuvvetler ilişkisine göre dünya dengeleri netleşti, paylaşıldı yani. Sovyet nüfuz alanları konusunda anlaşmaya varıldı. Sovyetler Birliği de Batı'nın nüfuz alanları konusundaki anlaşmaya sadık kalacağını kabul etti. Şimdi bunun dikte edildiğini falan düşünmüyorum ben bu partilere. Ama Fransa, İtalya, Yunanistan, Çin ve Yugoslavya'da bitti savaş. Anladın mı? Bu ülkelerde sandıklar konacak. Seçimden kim çıkarsa biçiminde. İşte biraz da biz zaten güçlüyüz, direnişleri örgütledik meselesi. Devrim işlerine bu ülkelere sıcak bakılmıyor. Bu anlaşma bağlamında. Ama dikte edildiğini düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. İnisiyatif alan partiler yaptılar devrimlerini. Yugoslavya yaptı, Çin yaptı. Anlatabiliyor muyum? Diğerleri inisiyatifsiz davrandı. Ve güçlü bir manevi destekten yoksunlar da her şeyden önce yani bu sebeplerden dolayı ve devrimler olmadı. Bak sana şey yapayım, içler acısıdır yani, oturup saçın başını yiyorlar ağlarsın. Biz kendi maceramıza her şey sanıyoruz dünyada. İtalyan işgali, Alman işgali, arkasından iç savaş. 6 milyonluk Yunanistan'da 600 bin insan ölür 10 yıl içerisinde, 39-49 arasında, tamam mı? Ve bütün gericiliğin güçleri, yani bütün gericiliğin güçleri Alman işgali kırıldığında, yenilgiye uğratıldığında Piraeus limanı var. Ben biliyorum yani, Yunanistan'da gittim gördüm. O limandaki bir iki garnizona sığmış durumda. Başka bir şey yok. Yunanistan'ın %99.9'u komünist partizanların elinde. Tamam mı? Heh. Ve sen geliyorsun işte Varkiza'da bir anlaşma yapılıyor. Orayı da gördüm. Atina yakınında bir yer. Varkiza anlaşması. Bir Yunanlı yoldaşla, kadın yoldaşla, yani Varkiza'yı sormak istedim. Yani ağza alamayacağım bir küfür etti bana. Çeviri yapıyorlar tabii bize. Varkiza bizi bilmem ne yaptı diye. Hiç soramadım yani. Durdum. Bu anlaşmanın sonucunda komünist partizanlar, andarteler yani Yunanistan'ın andarteleri silahsızlandırılacak. Silahlarını bırakacaklar. Demokratik seçimlere gidilecek. Herkes şansına razı olacak. Aris'in çizgisi bunu kabul etmeme eğiliminde. Fakat daha başlangıçta öldürülüyor adam. Ve resmi komünist Zakaria Aris de kötü bir adam değil. Kamptan kurtuluyor. Auschwitz'ten kurtuluyor. Dünyadan habersiz ama kafasında bu eski şey var. Eski konsept var. Eski dünya var yani. Anlatabiliyor muyum? Sen dondun. Yok, ben dinliyorum. Hayır, tamam. Okey. Kayıt devam edeyim. Ve kirli işler yapıyorlar bu politikayı kabul ettirmek için. Bir sürü görüntü var. Ağlayarak atıyorlar şeylerini, silahlarını Yunanlı partizanlar. Sadece ilan etse, sadece hadi kardeşim bu haliyle sandığı koyalım dese, tamam mı? Ara geçişleri meçişleri şey yapıp yine iktidarsın. İktidar alınmamıştır yani. Anlatabiliyor muyum? Silahsızlanan partizanlar da avlanmıştır.
gittikleri köylerinde, evlerinde kitleler halinde öldürmeye başlamıştır. İç savaş bunun üzerine patlak veriyor. Yeniden silahlanıp daha çıkıyor ama hatalarını çıkıyor geçmiş yani. İngilizler silah yığıyor, Amerikalılar destek veriyor ve sosyalist ülkelerin desteğini görmüyor şeyler. Yunanlı partisanlar. Kaçış anlarında bile bir tek Yugoslavya ve biraz Arnavutluk kapı açıyor onları. Bulgaristan'dan bile bu yakınlığı görmüyorlar yani. Şimdi burada sen yani bu adam hakkında neler yapılıyor biliyor musun? Bir tarihinde bir kötü dönem var Aris Feliciatis. Bir imza atmış yani. Pişmanlık metaksası. O da net değil aslında. Hani net işkence değil. altından mı alındığı... Net olduğunu varsayalım. Net olduğunu varsayalım. Başka bir şey yapmış yani. Yıkıldığı yerden kalkmış ve bir devrime önderlik etmiş adam. Tamam mı? Sen 8 yıl boyunca, 7 yıl boyunca aklına gelmedi bu işte. Aris bu savaşa devam etmek istediğinde mi bununla ilgili belge yayınlamaya kalkıyorsun? İtibarsızlaştırmak için adam. Bunlar pis işler yani. Ben sana söyleyeyim. Ve en kötü politikayı hakim kılmak için, direnişi etkisizleştirmek için bu işi yapıyorsun. Fransa'da Hitler girdiğinde karşısında ordu mordu kalmıyor. Tarumar oluyor. De Gaulle denilen adam radyo yayını yapıyor şeyden. Londra'dan. Anlatabiliyor muyum? Biraz gene kendine bağlı partisanlar falan var mı? Komünist direnişçiler var ve işbirlikçi Nazi rejimi var. İktidar yok memlekette. Komünistler direnmiş, silahlı güçleri var. Niye iktidar alma yönünde bir hamle yapmıyorsun? İtalya'da 1 milyon partisan var kardeşim ya. 1 milyon. Yugoslavya'da 350 bin partisan var. Ve partisan ve milisler diyelim yani öyle söyleyeyim. Hitler'i bacağından Mussolini'yi bacağından asmışlar. Amerikalılar güneyden girmiş sözde kurtarmadılar. Zaten İtalyanlar kurtarmışlar ülkeler. Neden iktidar almıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Bu kadar açık. Başka şeyler söyleyeyim sana. Komün fon dönemine girmiş oluyorum biraz. İktidarı almadın, koalisyon ortağı oldun şeyde Fransa'da. Güçlü komünist partisi olarak. En güçlü partisi zaten. Tamam mı? Senin koalisyon ortağı olduğun ülke Cezayir'de, Lübnan'da ve Vietnam'da sömürgeciliğe devam ediyor. Nasıl bu işin cevabı verilmez bize ya? Ya istifa edersin ya bu politikayı engellersin. Bunlar niye sorulmuyor, sorgulanmıyor? Bunları tartışmayacak mıyız? Ben sana şeyi anlatayım. Komünter'in fesini anlatayım. Bak bu işin sonuna da gelmiş oluyoruz biraz. Yani bazı yönleriyle. Şimdi Komünter'in fesi diyelim ki muazzam bir sıkışma var Sovyet Hitler saldırısı altında. Milyonlarca insan ölmüş. Ve Stalingrad'da bu işin kaderi tayin edilecek. Belli yani. Oradan yürürlerse şey yapacaklar. Şimdi mesela bizim önümüze böyle şöyle bir sorun gelse senin benim. Ya işte Batı desteği de var. Yani kısmen var. Uçak, tank vesaire silah yardımı yapıyorlar. Müttefikler çünkü. Şimdi önüne gelen herkesi emperyalizm işbirlikçiyle suçluyor millet. Bu işlere baksınlar. İki tarafın çıkarları çelişiyor. Çakışıyor. Bunlar gene düşmanlık baki. Hitler Batı'ya yöneldiği zaman Batı'da bir tarumar edecek. Anlatabiliyor muyum? Sovyetlere yönelmemiş başka bir yol yapılmış o paktlarla, maktlarla, anlaşmalarla. O zaman bu meseleyi aşman lazım ki senin ittifak yapıyorsun Sovyetlerle. Sovyetler Birliği de bu kadar güçlü bir düşmanla baş edilmek için ittifak yapıyor. Bunu geçtim. Şimdi Stalingrad'ın diyelim ki kritik günlerinde Batı cephesini açmıyorlar bir türlü. Meşhur o Normandiya çıkartması denilen şeyi çıkartmayın. Açmıyorlar. Son ana kadar bunlar birbirini yesin, kırsın, iki testi kırılsın. Biz aradan sıyrılalım. İki tarafı da yutabilecek durumda olalım diye Batı cephesini açmıyorlar. Şimdi bu kritik günlerde örneğin el altından gizli diplomasiyle Sovyetler Birliği'ne Komünter'i dağıtın, size açalım bu şeyi, Batı cephesini deseler. Ben göz kırparım yoldaşlarıma, yaparım böyle bir şeyi. Anlatabiliyor muyum? Başka türlü yürürüz diyelim. Çünkü Batı cephenin açılması hayat mamak meselesi, kurtaracak mesele. Ama bugünlerde olmuyor Komünter'in feshedilmesi. Tamam mı? Bak sana tarihler vereceğim şimdi. Komünter 15 Mayıs 1943'te kapatılıyor. Kapatılması da bürokratik bir iştir. Bu işin babası, ağası olmaz bizim dünyamızda. Ortak karar verirsin yani. Çekilebilirsin inisiyatif olarak. Ben çekiliyorum diyebilirsin kendi partin adına. Ama feshediyorum olmaz yani.
Anlatabiliyor muyum? 15 Mayıs 1943'te feshedilmiş. Ama ilginç bir şey var. 20 Kasım 1942'de, yani Mayıs'tan epey aylar önce, tayin edici saldırı başlıyor Stalingrad'da. Sovyet ordularının, Kızıl Ordu'nun saldırısı başlıyor. Evet. 31 Ocak'ta da kesin olarak Stalingrad kurtarılıyor. Kuşatma kırılıyor. Tersine saldırı başlıyor. Yani artık Alman ordularını önlerine katıp yürümeye başlıyorlar Sovyet birlikleri. Normandiya çıkartması da 5 Haziran 1944'te oluyor. Yani Sovyetler Birliği'nin en kritik anında ona yardım etmek işini yapmıyorlar. Sovyet ilerlemesinin çok hızlı gelişmesi durumunda Sovyetleri karşılamak için başlatıyorlar bu şeyi. Anlatabiliyor muyum? Senin hiçbir şeye ihtiyacın yokken, kendi işini kendin çözmüşken, Hitler'i, Nazileri önüne alıp kovalıyorken, Batı cephesi ufukta görünmüyorken neden komünterini feshediyorsun kardeşim? Bir ihtiyaç olsa, bir zorlanma olsa anlayacağım, kabul edeceğim. Neden? Neden bu tarihte? Bütün sorunlarını çözüp ilerliyorken. Bu da çok ağır bedeller sonucunda, artık okuma yapıyoruz yani, başka bir şey değil bu. Çok ağır bedeller sonucunda yeni savaşlarla yorulmamak, yıpranmamak, yok olmamak, bunları da hafife alamayız yani. Böyle 22 milyon insan boru falan değil. 30 yıldır günümüzü görmemiş bir toplumdan bahsediyoruz. Savaş, iç savaş, sosyalist inşa süreci, işte muhalefet meselesi, Moskova yargılamaları, yeniden savaş, yeniden inşa, anlatabiliyor muyum? Bir nefes almak ihtiyacı ve bu hışımdan uzak durma ihtiyacı biraz da işlevsizleşmiş de olabilir savaş koşullarında. Şey. Ama dikkat çekici bir tarih yani. Fesih şeyi. Ama daha 1925'e ilişkin söylediğim şey bütün süreç boyunca varlığını sürdürüyor. Yani dünya devriminin potansiyellerine güvensizlik ve ihtiyat, tamam mı? Kaleyi koruma. Kaleyi korumak da yani öyle sonsuza kadar burada bu kalenin içerisinde yaşayacağız anlayışından olduğunu düşünmüyorum. Tedrici bir evrim öngörülüyor. Tedrici bir gelişme öngörülüyor komünizme doğru. Kaleyi koruyalım. Yavaş yavaş oradan buradan ufak katılımlar olur. Çok riske etmeden yani kaleyi. Buradan ilerleriz biçiminde. Nitekim bir dünya savaşının sonucu da bunu doğrular görünüyor yani. Sosyalizmin toprakları genişliyor. Değil mi? Böyle bir ihtiyatlılık, böyle bir tedricilik, böyle bir kaleyi koruyalım anlayışının sonucunda bu yanlış politikalar gelişiyor. Bunun adı internasyonalizm falan değildir. Yardımlaşmadır, dayanışmadır. Hepsi çok kıymetlidir. İspanya'da Sovyet ordusunun en önemli generalleri savaşıyor. Cumhuriyetçilerle birlikte. Yani tam bilmiyorum Voroshilov orada mıydı şey. Ciddi şey vardır. Uluslararası tugaylar oradadır. Dünyanın her yerine katkıları vardır. Bunu şey yapmıyorum. Ama her katkıyı amacı dünya devrimi olan ve el attığı yerlerde devrimi inşa etmek olan bir internasyonalist politikanın ürünü olarak göremiyoruz. Yine devrimcidir, yine dayanışmacıdır, yine fedakarcadır. Sovyet devletinin, Sovyet halkının imkanları dünyanın her yerine seferber olmuştur. Ama bu politika internasyonalist bir politika değildir. Dünya devrimini gözetme anlamında. Enternasyonel dayanışma vardır bak, ayrı şeyler bunlar. Ama dünya devrimi perspektifine bağlı olarak inşa edilen bir politika değildir. Dayanışma olmuştur ama asıl olarak da kaleyi koruma, Sovyet devletini koruma görüş açısı üzerinden yapılmıştır bu işler. Çok teşekkürler. Yani şöyle diyebiliriz aslında, hani 3. Enternasyonal'in kurulduğu tarihten işte 1943'teki fesine kadar geçen süreç aslında çok önemli bir çelişkinin sürekli gündemde olması ve bunun üzerine belirlenen politikalarla geçmiş. Yani bir sosyalizmin inşa edilmeye çalışıldığı Sovyetler ülkesi var. Ve içte ve dışta bir kuşatılmışlık. Yani bu işte ana yurt, ana vatan, sosyalizmin ana vatanı olarak atfedilen ülkenin ayakta kalması, korunması, kollanması kaygısıyla dünyanın diğer özellikle Batı Avrupa'daki işte ve diğer bölgelerdeki gelişen devrimci mücadelelerin zafere ulaşması noktasındaki o internasyonel ilişkilerin ya da işte internasyonel dünya devrimi
görevinin sürekli çakıştığı, karşı karşıya geldiği bir çelişki durumu var. Ve bu süreç aslında çok uzun, 20-30 yıllık bir tarihe de damgasını vuruyor. Yani bu politika birçok meseleyi belirliyor. 1943'te de zaten feshediliyor ve sonrasında ABD ve Sovyetler arasında bir soğuk savaş gerçekliği. İşte 91'e kadar Sovyetlerin hani tırnak içinde sosyal emperyalizm dediğimiz ülkenin çökmesiyle bu süreç zaten sona eriyor. Yani bu süreçte aslında sen değindin. Hani yapılan birçok yanlışı ifade ederken izleyenler şöyle algılamasın. Yani bu tarihi tümden olumsuzladığımız hiçbir başarısın vesaire olmadı değil. Birçok başarısı olmuştur. Özellikle işte sen İspanya meselesinde de bahsettin. Uluslararası bütün anlaşmalara, yasaklara rağmen Sovyetlerin müthiş bir rolü vardır. Kez aynı bu politikalara... Sovyet İlahi gönderiyorlar. İtalyan Komünist Partisi'nin liderinin dahi komünitem kararıyla oraya gönderiliyor yani. İşler var. Yine bu politikaya rağmen sen bahsettin işte Çin'de, Yugoslavya'da, Bulgaristan'da gerçekleşen devrimler meselesi söz konusu. Kimisi sonra, kimisi önce. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında. Ama bütün yönleriyle neticede bu sosyalist hareketin kesinlikle kapsamlı bir şekilde muhasebe etmesi gerektiği, öğrenmesi gereken, her yönüyle irdeleyip dersler çıkartması gereken bir tarih ki 1943'ten bu yana aslında uluslararası bir komünist hareketin, bir enternasyonalist hareketin olmayışı dünyada birçok meseleyi de birebir etkileyen bir durum, bir sorun. Yani bu halen tartışılan günümüzün de en önemli görevlerinden biri. İşte neredeyse her 10 yılda bir dalgalar halinde dünya genelinde çeşitli isyanlar, ayaklanmalar, işte çelişkiler, çatışmalar vesaire söz konusu. Ama tüm bu süreci örgütleyecek, dünya genelinde bunu devrime ya da devrimci mücadeleye evrilecek bir merkezin yokluğu halen kendisini hissettiriyor. Bir başka programda aslında 3. Enternasyonel'in fesi sonrasından günümüze kadar olan enternasyonel durumu inceleyeceğimiz bir tartışma da yapmak gerekiyor. Biz süremizi bir hayli açtık. Sanıyorum 2 saati geçti. Yani eksik bıraktığımız elbette gündeme getiremediğimiz, tartışamadığımız ya da ele alıp da çok derinlemesine giremediğimiz konular olmuştur. Yani bunu seyircilerimiz de hani zaman kısıtlığından kaynaklı anlayışla karşılayacaktır. Yine programa dair eleştiriler, fikirler, öneriler, tartışılmak istenen meseleler varsa bunlara da açığız. Hem Nabi hem de biz tekrardan buna benzer programlar yapabiliriz. Kısaca toparlayalım. Ben tüm bu durum içerisinde senin son sözlerini alayım. Yavaş yavaş kapatalım istersen. Tamam. Çok uzamış gerçekten. Şimdi en başta şunu söylemem gerekiyor. 20. yüzyılda yaşanan bu sosyalizm tecrübesi bizimdir kardeşim. Ben en başta bunu söyleyeceğim. Yani ben buraya aidim. Onlar da bana ait. Eksiğiyle gediğiyle. Bu kadar yapabildik yani. Öyle diyeyim. Tarihte ilk büyük bir deneme, büyük bir iddia bu. Dünyanın gidişatını başka bir yere çevireceksin. Bunu hiçbir hatayı meşrulaştırmak için söylemiyorum. Kavrayışımız, görüşümüz, dünyanın imkanları, kendisi bu kadarını yapabildik. Tamam mı? Bunu sahipleniyoruz. Ama gelecekte 20. yüzyılda yaptıklarımızın tıpkı basımını yapacağız diyerek yürüyemeyiz. Bunun için bu eleştiriyi ben burada geliştiriyorum. Anlatabiliyor muyum? Yoksa muazzam kazanımları vardır. Bütün o eksiğine şeyine rağmen yani dünyanın kaderini değiştirmişti. Gölgesini yetiyordu. Şimdi siz o gölge haliyle yani Gorbaçovların gününe kadar gelmiş, gölgesi kalmış, kabuk içi boşalmış. Bu dünya bile başka bir dünyaydı. Şimdi köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar yani. Ne Filistin böyle olur, ne Orta Doğu böyle olurdu. Onun için en uç şeylerini söylüyorum. Emekçilerin kazanımları, şunlar bunlar. Ayrıca Küba gibi mucizevi bir şey kaldı bize geriye. Apayrı bir başlık yani. Dolayısıyla bu kazanımları sahipleniyoruz. Yeniden dünya sancılar içerisinde kıvranıyor. Yeni bir komünist anlayışa ihtiyaç var. Yeni bir çizgiye ihtiyaç var. Çizgi olmadan yeni bir enternasyonel kuramıyorsun bak. Bütün gelişim içinde bunu gördük. Tamam mı? Bu çizgi hep bir öncekinin eleştirisi üzerinden gelişir. İnkarı üzerinden değil. Kazanımlarını sahipleniyoruz. Bu zayıflıklar bize hem yeni bir çizginin inşasında hem de bugünün dünyasına ihtiyaç verecek bir teorik politik açılımı yapma ve örgütsel inşayı başarma yani yeni bir enternasyonelin inşası bakımından zenginleştirici, hatalarıyla da zenginleştirici bir şeydir. Dolayısıyla bu kadarına gücümüz yetti, bu kadarına aklımız yetti, bu kadarını yapabildik. Kötü bir şey de yapmadık.
Eksiğimiz, gediğimiz var. Bak burada acımasızca tartışıyoruz bunları da yani. Neden? Çünkü daha iyi bir şey yapmak istiyoruz. Olay bundan ibaret. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Biraz yorucu oldu senin için. Kusura bakmayın, zamanımızı attık. Sabır diliyorum şeye, dinleyicilere. Umarım kopmadan dinleyebilirler yani. Bence güzel oldu. Eyvallah. Arkadaşlar bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.